Evet, AYT 10'lu denemenin çözümleriyle karşınızdayız. Gelin başlayalım. 0'dan 6'ya kadar olan 7 rakam içinden 6 tanesini alt taraftaki kutulara yerleştireceğiz. Bence burada en belirleyici olan çarpma işlemi. Çünkü 0'dan 6'ya kadar olan rakamları yazdığımızda 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'ya sahip olduğumuzu biliyoruz. Herhangi ikisini seçip çarpımlarını 5 yapmak istiyorsak burada karşımızda tek seçim var. O da 1 ve 5'in seçimi. Bunun dışında herhangi ikisini seçerek çarpımlarını 5'e ulaşamayız. Demek ki şu en alttaki iki kutucuktan birine 1'in, birin diğerine de kaçın geleceğini söyleyebilir. 5'in geleceğini söyleyebiliriz. Tabii ki yerleri değişebilir ama sonuç değişmeyecektir. Bu durumda biz burada neyi kullanmış olduk? 1 ve 5'i kullanmış olduk. Bundan sonra bölmeye geçebiliriz diye düşünüyorum. Bölmeye geçtiğimizde ya 3 bölü 1 ile ya da 6 bölü 2 ile 3'ü elde edebiliriz. Ama zaten 1'i kullanmıştık 1 çarpı 5'te. O zaman bölme işleminde de 6 ve 2'yi kullanacağımızı söyleyebiliriz. 6'nın 2'ye bölümü bize kaçı vermiş olur? 3'ü vermiş olur. Geriye 0, 3 ve 4 kaldı. Toplamları 4 olur bir ikili yakalayacağız. Belli ki birisini 0 diğerini de 4 olarak seçmeliyiz. Kalanlardan sadece bu ikilinin toplamı bize kaçı verecektir? 4'ü verecektir. O zaman burada kullanmadığımız rakam 3 olarak belirlenmiştir. Doğru cevabımızın D şıkkı 3 olması gerekir x'in pozitif tam sayı olduğu söylenmiş. Yani 3'ün de 2'nin de pozitif tam sayı kuvvetlerine bakacağız. AB ve BC'nin de iki basamaklı doğal sayılar olduklarını biliyoruz. Hemen şurada 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerine baktığımızda 3'ün 1. kuvveti 3 gelir, bir basamaklı. 2. kuvveti 9 gelir, bir basamaklı. 3'ün 3. kuvveti 27, iki basamaklı sayısını bize verecektir. 3'ün 4. kuvvetinden de kaça ulaşmış oluruz? 81'e ulaşmış oluruz. 3'ün 5. kuvveti artık 3 basamaklı gelecektir. Bu durumda AB sayımız ne olabilir? 27 olabilir. Bir de AB sayımız 81 olabilir. Alt tarafta B'yi kullanacağımız için B'nin 7 olabileceğini, eğer 7 değilse 1 olabileceğini görüyoruz. Şimdi alt tarafta da 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerini alacağız ve yine iki basamaklı sonuçlara ulaşmak istiyoruz. Bu bizi en küçük 2 üzeri 4'ten 16'ya ne yapmış olacaktır? Götürmüş olacaktır. 2 üzeri 5'ten 32, 2 üzeri 6'dan da ne gelmiş olur? 64 gelmiş olur. Artık 2 üzeri 7, 3 basamaklı gelecek. Burada da B'nin alabileceği değerlere baktığımızda neyi görüyoruz? 1'i görüyoruz, 3'ü görüyoruz, 6'yı görüyoruz. Zaten B'nin ya 7 olacağını ya da 1 olacağını söylemiştik. Burada da 1'i yakaladığımız için B'nin artık kaç olduğunu söyleyebiliriz? 1 olduğunu söyleyebiliriz. B'nin 1 olması demek aslında AB sayısının 81 olması, BC sayısının da 16 olması demektir. 81, 3'ün 4. kuvvetinden, 16 da 2'nin 4. kuvvetinden gelmiştir. Yani buradaki x sayısı da 4 olarak bulunmuştur. Diyor ki CAB 3 basamaklı doğal sayısı hangisine tam bölünebilir? B'yi 1 bulmuştuk. A'nın buradan kaç geldiğini görüyoruz? 8. C'nin de buradan 6 geldiğini görüyoruz. Hemen CAB sayısını bir oluşturmak istiyorum. C'miz 6, A'mız 8, B'miz 1. Hemen 681'i ne yapmış olduk? Yazmış olduk. 681 sayısı verilenlerden hangisine tam bölünebilir diye sorulmuş. Burada 6'yı, 8'i ve 1'i topladığımızda 15'e ulaştığımızı görüyoruz. 15 3'ün tam katı olduğu için bu sayı 3 ile tam böl o zaman aradığımız cevabın b şıkkı 3 gelmesi gerekir. Sorumuzda EBOB ve EKOK'ta kullandığımız şu özellik üzerinden yorum yapalım. Biz iki sayının çarpımının EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımına eşit olduğunu biliyoruz. Hemen burada sayılarımız birden büyük A ve B sayılar olarak verildiği için bu özelliği şöyle yazalım. A çarpı B eşittir. EBOB ne diyelim? A virgül B çarpı EKOK A virgül B demiş olalım. Bu özellik üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Zaten A'mız belli. B'miz de belli. EBOB'un A bölü B olduğu söylenmiş. Hemen buraya A bölü B'yi yazmak istiyorum. Bu durumda Ekok ne olabilir? Bunu yakalamaya çalışacağız. Hemen birinciye bakalım. Ekok A olabilir mi? Şurada ekok AB yerine A'yı yazdığımızı düşünelim. İki sayıda birden büyük yani sıfırdan farklı oldukları için burada sadeleştirme yapabiliriz. Şurada A'lar birbirini götürürse ve içler dışlar çarpımı yaparsak B'nin karesi eşittir A olarak gelecektir. Yani B kare eşittir A olan durumda bu sağlanıyor gibi gözüküyor. Hemen sayısal bir örnekle bunu olup olmadığını yakalamaya çalışalım. Mesela ben burada B'yi 3 olarak almak istiyorum. B'yi 3 aldığımda da 3'ün karesinden kaç olarak gelecektir? 9 olarak gelecektir. Peki 3 ve 9'un ebobu ne gelmiş olur? 3 gelmiş olur. A bölü B olsun demiştik. 9 bölü 3'ten 3'ün geldiğini görüyoruz. Bu sağladı. Ekok ne olsun demiştik? A olsun demiştik. Gerçekten 3 ve 9'un ekoku da 9 gelir ve 9 da A'ya eşit olduğu için bunun da sağlandığını görüyoruz. Demek ki biz e, A ve B sayma sayıları için ebobları A bölü B iken ekoklarının da A olabileceğini burada göstermiş olduk. Birinci bize istediğimizi verdi. Hemen ikinciye bakalım. Yine üstteki özelliğimi kullanarak ilerlemek istiyorum. A çarpı B'yi yazdım. Ebobun zaten A bölü B olduğunu biliyorum. Bu sefer B kareyi inceleyeceğim. Ekokun yerine ne yazıyorum şimdi? B'nin karesini yazıyorum. Zaten sağ tarafa dikkat ederseniz B kare B sadeleşir. Burada B kalır. A çarpı B sağ tarafta elde edilmiş olur. Zaten sol tarafta A çarpı idi. Sağ tarafta A çarpı B geldiği için bunun da sağlanacağını ne yapmış oluruz? Burada görmüş oluruz. Doğrudan A çarpı B'yi elde ettiğimiz için burada denemeye de gerek olmadığını söyleyebiliriz. İkinci de bize istediğimizi vermiştir arkadaşlar. Hemen üçüncüye bakalım. Yine buradan alıyoruz. A çarpı B'yi yazdık. Ebob'un yerine A bölü B yazıyorum çarpı ekok A çarpı B olabilir mi? Burada da A çarpı B'yi yazalım. Burada B'ler birbirini götürsün, A'lar birbirini götürsün. Geriye B eşittir A kalacaktır. Demek ki B'yi A'ya eşit aldığımızda bu durum sağlanıyor gibi gözüküyor. Ama bir deneyelim bakalım. Mesela A'yı B'ye eşit alalım. Biz B'yi de 3 aldığımızı, A'yı da 3 aldığımızı düşünelim. Aslında sayılar birbirine eşitse EBOB da EKOK da bunların bir tanesine eşit gelir. Yani bu durumda bizim EBOB değerimizin de 3 gelmesi, EKOK değerimizin de kaç gelmesi gerekir? 3 gelmesi gerekir. Ama bakın EBOB A bölü B olsun diyorduk. E şimdi A'yı 3 aldık. B'yi 3 aldık. 3 bölü 3 bize 1'i verdi. Yani EBOB 1 gelmeli. Oysa ki EBOB burada kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Yani bu bize istediğimizi vermeyecektir. Bu sadece B'yi de 1, A'yı da 1 aldığımız durumda gerçekleşir. B 1, A 1 iken EBOB da 1'dir. EKOK da 1'dir. Ama bunlar birden büyük sayılar oldukları için burası bize istediğimizi vermemiştir. Yani üçüncüyü burada iptal etmemiz gerekir. Bu durumda 1 ve 2 doğru olmuştur. Doğru cevabımız da değişik olarak belirlenmiştir arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde payı düzenleyerek ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. X eksi 1 ile Y artı 2 dikkatli bir şekilde çarpalım. X ile Y'yi çarptığımızda X Y geldi. X ile 2'yi çarpınca 2 X gelmiş oldu. Şimdi eksi 1'i şöyle dağıtacağım. Buradan eksi Y eksi 2'nin geleceğini görüyoruz. Yan tarafa geçtik. 2'yi dağıtıyoruz. 2 kere 1'den 2 gelir. 2 kere eksi Y'den eksi 2 Y gelmiş olur. X'i şimdi dikkatlice dağıtacağım. Bu da bana artı X eksi X Y'yi verecektir. Payda da yine neyin bulunduğunu görüyoruz. X eksi Y'nin bulunduğunu görüyoruz. Hemen pay kısmına bir odak Mesela burada eksi 2 artı 2 birbirini götürmüş olur. Bunun dışında neyimiz var? E, eksi xy ile artı xy'miz var. Bunlar da birbirini götürür. Buradan 2x, buradan x gelir. Toplamda neye ulaşmış oluruz? 3x'e ulaşmış oluruz. Buradan eksi y, buradan da eksi 2y gelir. Bu da bize eksi 3y'yi verecektir. Paydamızda yine x eksi y'nin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben pay kısmında bir paranteze alma yapacağım. Pay kısmında 3 parantezini aldığımızda elimizde x eksi y'nin kaldığını görüyoruz. E, alt tarafta da x eksi y var. Bu x eksi y'ler birbirini sadeleştirir. Pay kısmında 3 pay fayda kısmında 1 kalır. 3 bölü 1 de bize 3'ü verir. Doğru cevabımızın E şıkkı 3 olması gerekir. A'nın bir pozitif gerçel sayı olduğunu biliyoruz. F2x fonksiyonunu grafiğin x ekseninde negatif yönde 2 birim öteleyeceğiz. Şimdi negatif yönde 2 birim öteleme yapmak demek aslında x gördüğümüz yere negatif yön dediği için x artı 2 yazmak demektir. Bunu yapmamız gerekiyor. Hemen F'de şu 2'yi yazdıktan sonra x gördüğümüz yere neyi yazıyoruz? x artı 2'yi yazıyoruz. Bu da bize neyi vermiş oluyor aslında? 2'yi dağıttığımızda 2x artı 4 gelir. F2x artı 4'ü vermiş oluyor. F 2x artı 4 1 virgül a kare eksi 9'dan geçiyormuş. Yani bu fonksiyonda x yerine 1 verince a kare eksi 9'u görüntü olarak elde ediyoruz. Biz burada x yerine 1 verirsek 2 kere 1 2 4 daha 6 yapar. Yani f 6'ya ulaşırız. O zaman f 6'mız a'nın karesi eksi 9 gelmiş olur. Bunu belirledikten sonra şu alt tarafa okuyacağız. f 3x fonksiyonunun grafiğinin y ekseninde pozitif yönde 5 birim ötelenmesi diyor. y ekseninde ötelenme yapıyoruz. Pozitif yönde 5 birim dediği için fonksiyonumuzun tamamı olan f 3x'e dışarıdan ne ekliyoruz şöyle 5'i ekliyoruz. İşte elde ettiğimiz bu fonksiyonda 2,3a noktasından geçiyormuş. Yani x'e 2 verdiğimizde y'miz ne geliyormuş? 3a. Tabi y dediğimiz buranın tamamı olacaktır. Çünkü bunun tamamı artık bir fonksiyondur. Hemen ben burada x'e 2 veriyorum. x'e 2 verdiğimizde 3 kere 2 6 yaptığı için f6 artı kaçı elde etmiş oluruz? 5'i. Bunun da bize kaçı vermesi gerekir? 3a'yı vermesi gerekir. 5'i karşıya attığımızda f6 eşittir. 3a eksi 5'i elde etmiş oluruz. E f6'nın a kare eksi 9 olduğunu bulmuştuk. f 3 3A-5 olduğunu bulduk. İkisi de bize F6'yı verdiği için bu ikisi birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Yani biz burada A'nın karesi eksi 9'un aslında 3A-5 e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hepsini aynı tarafta topladığımızda A'nın karesi eksi 3A, eksi 9 artı 5'ten eksi 4 eşittir 0 gelir. Çarpanlara ayırdığımızda A-4 çarpı A artı 1 eşittir 0 elde ederiz. Burayı 0 yapan A değerlerinden biri eksi 1, bir diğeri ise 4'tür. Ama A'nın pozitif olduğunu bildiğimiz için eksi 1 değil 4'ü alırız. Doğru cevabımız da burada da C şıkkı olarak bulunmuş olur fx'in grafiğini biliyoruz ama gx üzerinden yorum yapmamız gerekiyor. gx'e bir bakalım diyor ki 0x kapalı aralığında f fonksiyonunu alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin farkının mutlak değeri. Yani verilen aralıkta elde edebileceğimiz en büyük görüntü ve en küçük görüntünün farkının mutlak değerini yakalamamız gerekiyor. Bakın alt tarafta bir g3'ümüz var. g3 demek şurada x yerine 3'ün gelmesi demektir. Yani incelemeyi 0, 3 kapalı aralığında yapmamız gerekir. Şimdi 0, 3 kapalı aralığına bakıyoruz. Tabi F üzerinden yorumlama yapacağız. Burada en büyük görüntüyü 3'te elde ettiğimizi görüyoruz. Bakın 3'teki görüntümüz kaç gelmiş? 4 gelmiş. En küçük görüntüyü de 1'de elde ediyoruz. 1'deki görüntümüz de x eksenini kestiğimiz için 0 olarak gelmiş. O zaman 0 3 kapalı aralığında F'te en büyük görüntümüz 4, en küçük görüntümüz 0'dır. 4 ile 0'ın farkı 4 yapar. Mutlak değerinden de 4 gelir. Bu bize G3'ü ne olarak verecektir? 4 olarak verecektir. Elde ettiğimiz bu 4 değerini şu orta kısımdaki F'in içine yazacağız ve F4'ü bulmaya çalışacağız. E zaten grafiğimiz var. Burada doğrudan 4'ün görüntüsüne bakıyoruz. 4'ün görüntüsü kaç olarak gelmiş? 2 olarak gelmiş. Demek ki burada f4 de 2 olarak belirlenmiştir. Elde ettiğimiz 2'yi en soldaki g'nin içine yazacağız. Ve bu sefer de g2'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi g2 bulurken nasıl yapıyoruz? Hemen şu g'nin tanımına bir bakıyoruz. Ne diyeceğiz? x yerine 2 yazıp 0, 2 kapalı aralığındaki en büyük görüntüyle en küçük görüntü arasındaki farkın mutlak değeri. Şurada grafiğimizi biraz temizleyelim daha rahat yorum yapmak adına. Şimdi 0, 2 kapalı aralığı f'in grafiğine bakıyoruz. Bakın en büyük görüntüyü biz burada 2'de elde etmişiz. 2'deki görüntümüz kaç gelmiş? 3 olarak gelmiş. En büyük görüntüyü 3 olarak aldık. Yine en küçük görüntü 1'de elde ettiğimiz görüntü olan 0 olarak gelecektir. O zaman burada da 3 ve 0'ın farkını alırız. 3 gelir. Mutlak değeri de bize 3'ü verdiği için G2 de 3 olarak bulunmuş olur. O zaman doğru cevabımızın D şıkkı 3 gelmesi gerekir. İkinci dereceden baş katsayısı 1 olan bir px polinomu arıyoruz. x eksi 2 ve x eksi 3 polinomları ile bölümünden kalanlar da birbirine eşitmiş. Şimdi px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan demek p2 demektir. p2'yi biz m olarak aldığımızı düşünelim. Aynı kalan p3'te de gelecektir. Çünkü px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan demek p3 demektir. p3'ün de o zaman m olduğunu anlamış oluyoruz. Aslında burada px'i çok rahat bir şekilde oluşturabiliriz. Çünkü zaten x eksi 2 ve x 3 bize verilmiş. Baş katsayının da 1 olduğunu biliyoruz. Bakın birin devamına x eksi 2 ile x eksi 3'ün çarpımını yazdığımızda zaten bu kısım bize ikinci dereceden başka sayısı 1 olan bir polinom fonksiyon verir. Biz ama şunu istiyoruz. Biz px'de x yerine 2 verince m gelsin istiyoruz. Eğer biz burada x yerine 2 verirsek şu kısım sıfırlanır. m'nin gelmesi için bizim burada en sona ne yapmamız gerekir? m'yi eklememiz gerekir. Aynı mantıkla p3 de m. Polinomda x yerine 3 verince bu kısım sıfırlanmış olur. m'nin gelmesi için en sağ bizim m eklememiz gerekir. Zaten az önce eklediğimiz için aslında biz burada px polinomunu oluşturmuş oluruz. Demek ki aradığımız baş kat sayısı 1 olan ve x-2 ile x 3'ten bölümüyle elde ettiğimiz kalan aynı olan polinom bu şekilde yakalanmıştır arkadaşlar. Şimdi diyor ki Px polinomunun kat sayılar toplamı 4'tür diyor. Px polinomunun kat sayılar toplamı demek aslında P1 demektir. P1 4 olarak verilmiş. Bu polinomun sabit terimi. Yani P0'ın burada bize sorulduğunu görüyoruz. Hemen P1'in 4 olmasından faydalanmak istiyorum. Burada x gördüğüm yeri 1 yazacağım. P1 dediğimizde 1-2'den 1-3'den 1 2 artı M'yi elde ederiz. Bunun kaç gelmesi istiyoruz 4. Buradan 2 artı m 4 olarak gelir. m'miz 4 eksi 2'den 2 olarak bulunmuş olur. m'yi 2 olarak bulduk. Üst tarafta şu m'ye gördüğümüz yerin artık 2 olduğunu düşünebiliriz. Şimdi neyi bulmamız gerekiyor? p 0'ı bulmamız gerekiyor. px polinomunda x gördüğüm yere 0 yazarsam eksi 2 çarpı eksi 3 artı m yani artı 2 elde ederim. Bu bana 6 artı 2'den 8'i verir. Yani doğru cevabımızın c şıkkı 8 gelmesi gerekir. Denklemimizde bize verilen katsayılara bakarak diskriminantı bir hesaplamaya çalışalım. Tabi burada diskriminantı hesaplarken x'in katsayısı olan eksi a'yı alacağız. Eksi a'nın karesi diyeceğiz. Eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1'dir. 1'i alıyoruz. Çarpı sabit sayı burada b olarak verildiği için b'yi yazmamız gerekiyor. Bu bize a'nın karesi eksi 4 b'yi verir. İşte bu bizim diskriminantımızdır. Onu şöyle d ile göstermiş olalım. Kökler toplamına baktığımızda kökler toplamına x1 artı x2 diyelim. Köklerimiz x1 ve x2 gelsin. Bunun da eksi eksi a bölü birden ne geldiğini görüyoruz? a geldiğini görüyoruz. Bir de kökler çarpımından bahsedilmiş. Ona da x1 çarpı x2 diyelim. Bu da b bölü 1 yani b olarak gelecektir. Şimdi diyor ki burada diyor diskriminant kökler toplamının 6 fazlasıdır. Yani a kare eksi 4 b kökler toplamı olan a'nın 6 fazlasıdır. Hemen buraya a artı 6'yı yazmak istiyorum. Aynı zamanda diskriminant kökler çarpımının da iki katıymış. Kökler çarpımı b idi. O zaman b'yi 2 ile çarpıp buraya ne yazmamız gerekiyor? 2b yazmamız gerekiyor. Bakın burada a kare eksi 4b eşittir 2b'yi elde ettik. Hepsini aynı tarafa toplarsak a'nın karesi eksi 6b eşittir 0 gelir. Yani biz burada aslında a'nın karesinin 6b olduğunu anlamış oluruz. Şurada da bir eşitlik var. a artı 6 eşittir 2b. Ben burada her tarafı 3 ile genişletirsem 3 tane a artı 18 eşittir 6b gelir. E alt tarafta da 6B'yi bulmuştum. Burada da 6B'yi buldum. O zaman ben aslında burada 3A artı 18'in A kare eşit olduğunu söyleyebilirim. Hemen A kare eşittir 3A artı 18'i yazalım. Hepsini aynı tarafa topladığımızda A kare eksi 3A eksi 18 eşittir 0 gelir. Çarpanlara ayırdığımızda A eksi 6 çarpı A artı 3 eşittir 0 gelecektir. Burayı 0 yapan A değerlerinden biri eksi 3'tür. Ama A'nın pozitif olduğu söylendiği için bunu alamayız. Bizim A eksi 6 eşittir 0'dan A'yı kaç olarak almamız gerekir? 6 olarak almamız gerekir. O zaman A buradan 6 gelmiştir. B'ye de ihtiyacımız var. Neyi biliyoruz? A artı 6'nın 2B olduğunu. A artı 6, 6 artı 6'dan 12 yapar. 12 eşittir 2B'den B'mizde 6 olarak bulunur. İkisi de 6'dır. Toplamları 12 yapar. Doğru cevabım burada A şıkkı gelmesi gerekir. Eşitsizlik çözümümüzü dikkatli bir şekilde yapalım. Payımızı sıfırlayan x değerlerinden bir tanesi a olarak bir diğeri ise b olarak geliyor. Paydayı sıfırlayan x değeri ise x artı a eksi b eşittir sıfır dediğimizde ne olarak gelecektir? b eksi a olarak gelecektir. Bakın b a'dan küçüktü. O zaman b'den a'yı çıkarttığımızda küçük bir değerden büyük bir değeri çıkartmış oluruz ve negatif bir sonuç elde ederiz. Yani burada b eksi a'nın sıfırdan küçük olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman eşitsizlik tablomuz için şöyle değerlerimizi yazarken zaten A'nın da B'nin de sıfırdan büyük olduğunu görüyoruz. A en büyük geldi. Şurada elde ettiğimiz A'yı en sağa ne yapmış olacağız? Yazmış olacağız. Araya B'yi yazacağız. Negatif olarak bulduğumuz B-A'nın da en sola geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Buraya da B-A yazmamız gerekir. Sıfır eşitlik olduğu için burada A'yı ve B'yi ne yapabiliriz? Alabiliriz. Onların içini şöyle dolu yapıyorum. Paydayı sıfırlayan B-A değerini ise alamayacağımızı söyleyelim. Tabi burada paydada bir kare alma durumu olduğu için burada çift katlı kök durumu vardır. Eşitlik olarak alamasak da orada çift katlı kö köke dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımızda pay kısmında x ile x'in çarpımından x karenin katsayısı pozitif gelir. Alt tarafta da ikinci kuvveti aldığımızda x karenin katsayısı pozitif geleceği için bizim burada artı ile başlamamız gerekir. Buraya eksi deriz, buraya artı deriz. Çift katlı olduğu için artı diye ne yapmış oluruz? Devam etmiş oluruz. Biz küçük eşit sıfır olduğumuz yerleri arıyoruz. Küçük eşit sıfır olduğumuz yerler bakın b ile a'nın arası olarak geliyor. E, i̇kisini de alabileceğimiz için b kapalı a kapalı aralığının geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. İşte biz bu durumda ne yapmışız? 8 tane tam sayının bu eşitsizliği sağladığını bulmuşuz. A'nın da B'nin de tam sayı olduğunu biliyoruz. B kapalı A kapalı aralığı bize 8 tane tam sayı vermiş. Bu durumda aslında A ile B arasındaki farkın kaç olduğunu söyleyebiliriz? 7 olduğunu söyleyebiliriz. Hani bir örnek verelim. Mesela B'miz burada 1 olsa A'mız 8 olsa 1'den 8'e kadar olan tam sayılarımız 8 tane gelecektir. Ama biz burada 8'den 1'i çıkarttığımızda 7 gelir. Ama kapalı aralık olduğu için tekrar terim sayısı bulmak adına 1'i e eklememiz gerekir. Bu da bize 7 artı 1'den 8'i verecektir. Dolayısıyla burada 8 tane tam sayı dediğimizde A ile B arasındaki fark 8 değil. Kapalı aralık olarak geldiği için 7 olmalıdır. Başka bir örnek verelim. Mesela A'mız 10 olsa B'mizin burada kaç gelmesi gerekir? 3 gelmesi gerekir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bize 8 tane tam sayı vermiş olur. Bu durumda biz A eksi B'nin ne geldiğini belirlemiş oluyoruz. 7 geldiğini belirlemiş oluyoruz. Buna dikkat edelim. Diyor ki aynı eşitsizliği Burak çift katlı kökü yanlışlıkla tek katlı alıp kalan tüm işlemleri doğru yaparak çözdüğünde aşağıdakiler hangisi kesinlikle bulduğu aralıklardan biri olamaz. Aynı tabloyu burada bir oluşturduğumuzu düşünelim. Çift katlı kökümüzü tek katlı alacağız. Burada A'yı aldık. Burada B'yi aldık. Burada çift katlı kökümüz B eksi A'mız var. Yine bunları şöyle alabiliyoruz. Burada çift katlı kök. Bunu alamayacağız. Ama burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu tek katlı olarak alacakmışız. O zaman çift katlı iptal ediyorum. Burayı tek katlı hale getiriyorum. Yine burada artı ile başladım. Eksi dedim. Artı dedim. Buraya da eksi demiş olduk. Küçük eşit sıfır dediği için yine B kapalı A kapalı aralığını burada ne yapmamız gerekiyor. Almamız gerekiyor. Bir de şuradaki sıfırdan küçük olduğumuz eksi sonsuzdan B eksi A'ya kadar olan kısmı da alabileceğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Diyor ki e, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bulduğu aralıklardan biri olamaz. Bakın biz yukarıda ne bulmuştuk? A ile B'nin farkının 7 olduğunu bulmuştuk. İki tarafı da eksiyle çarparsak B ile A'nın farkı eksi 7 gelir. İşte şu alt tarafa baktığımızda eksi sonsuzdan aslında kaça kadar geldiğimizi söyleyebiliriz. Eksi 7'ye kadar geldiğimizi söyleyebiliriz. İşte bu bize A şıkkında verilmiştir. Onun dışında bir de B kapalı A kapalı aralığını almamız gerekir. Biz burada A ile B arasındaki farkın 7 olduğunu söylemiştik. Mesela B şıkkında 1 ile 8 arasındaki fark 7'dir. Bu bize istediğimizi verir. C'de 8 ile 15 arasındaki fark 7'dir. Bu bize istediğimizi verir. E'de 13 ile 20 arasındaki fark 7'dir. Bu da bize istediğimizi verir. Ama D şıkkında 16 ile 25 arasındaki farkın 9 olduğunu görüyoruz. Bu bize istediğimizi vermeyecektir. O zaman doğru cevabımızın D şıkkı 16 25 kapalı aralığı olması gerekir. Alt tarafta bize verilen bileşik önerme yanlış bir önermeymiş. Yani burada doğruluk değerinin sıfır olarak gelmesi gerekir. Arada ise varken sıfıra ulaşıyorsak bir ise sıfırı kullanmamız gerektiğini biliyoruz. İse ile başka türlü sıfıra ulaşamayız. Bu durumda P'nin değilinin doğruluk değeri bir olarak gelecektir. Bu da P'nin kendi doğruluk değerini bize sıfır olarak vermiş olur. Yan taraftaki Q veya R'nin değili de sıfıra denkmiş. E şimdi arada veya varken sıfıra denklik arıyorsak iki tarafında sıfır gelmesi gerekir. Yani Q veya R'nin değili sıfıra denkse Q da sıfır, R'nin değili de sıfır olmalıdır. O zaman biz burada Q'nun doğruluk değerinde sıfır olarak bulduk. R'nin değili sıfırsa R'nin doğruluk değeri de bir olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Hemen şurada P'nin yanına sıfırı yazıyorum. Yanlış bir önerme. Q'nun yanına sıfır yazıyorum. Yanlış bir önerme. R'nin yanına da biri yazıyorum. Doğru bir önerme. Burada A, B, C birbirinden farklı demiş ya. Bu durumda bize verilen A eksi B, B C, C eksi A hiçbiri sıfır olamaz. Birbirinden farklı oldukları için ya pozitif gelmelidir ya da negatif gelmelidir. Sıfır eşitliği kullanmayacağımızı da söylemiş olalım. Şimdi R doğru bir önermeydi. Mutlak değer A eksi C eşittir. A eksi C eşitliği doğrudur demiş. O zaman bizim bunu doğru olarak almamız gerekir. Yani şurada A eksi C mutlak değer dışında bu şekilde çıkılmışsa sıfırdan büyük olmalıdır. Hemen A eksi C büyük sıfır dedik. Buradan da A'nın C'den büyük geleceğini ne yapmış oluruz? Belirlemiş oluruz. P yanlış bir önermeydi. Burada hani demiş ya işte verilen eşitlik doğrudur. Demek ki bu eşitlik doğru değil. Yanlış bir eşitlik olacak. Yani bu mutlak değer dışarıya b eksi a değil de a eksi b olarak çıkmalı. Buradan bunu anlayacağız. O zaman a eksi b sıfırdan büyükten a'yı b'den ne olarak bulmuş oluruz? Büyük olarak bulmuş oluruz. Hemen q'ya bakıyoruz. Q da yanlış bir önermeydi. Bakın q şurada yanlıştır yazıyor. O zaman bunun yanlıştır değil. Ne olması gerekir? Doğrudur olması gerekir. Yani şu mutlak değer dışarıya c eksi b'yi vermiş ya. Bu aslında doğrudur. O zaman c eksi b sıfırdan büyük olmalıdır. Mutlak değer dışına böyle çıktığı için yani c de b'den büyük gelmiştir arkadaşlar. A A, C'den büyüktü. C'de B'den büyük geldi. O zaman doğru sıralama A büyüktür, C büyüktür, B olmalıdır. A büyüktür, C büyüktür, B bize A şıkkında verilmiştir. Yani burada doğru cevabımız A şıkkı gelmiştir. Yukarıdaki eşitlikte bize verilen ikinci dereceden bir denklemin kökleri arası uzaklıktır aslında. Bakın biz burayı biraz düzenlersek karekök delta eşittir mutlak a çarpı mutlak x1 eksi x2'yi yazabiliriz. Her tarafı mutlak a ile oranladığımızda karekök delta bölü mutlak a'nın ne geldiğini görmüş oluruz. Mutlak x1 eksi x2 geldiğini görmüş oluruz. Tabii ki deltamız sıfıra eşit veya büyük olacak ki burada karekök içine yazabiliriz bilmiş olalım. Delta'nın sıfır olması demek zaten çakışık iki köke sahip olmak demektir. Onların arasında bir uzaklık olmaz. Yani mutlak x1 eksi x2 zaten sıfır gelir. Bunun dışında ise iki kök arasındaki mesafeyi bu şekilde hesaplayabiliriz. Burada baş birbirine eşit olduğu söylenmiş. O zaman A'dan da kurtulmak adına biz buradaki A'yı yani baş sayıyı 1 olarak alabiliriz. Alt tarafta bunu kullanarak inceleme yapabiliriz. Tabi şu ikinciye baktığımızda parabollerimizin kolları aşağı doğru gelmiş. Yani baş kas sayımız negatif olmalı bu durumda da a'yı eksi 1 aldığımızı düşünelim. Zaten mutlak 1 de mutlak eksi 1 de bizi 1'e götürmüş olacaktır. O zaman daha rahat işlem yapmak adına biz burada karekök delta eşittir mutlak x1 eksi x2'yi kullanmış olalım arkadaşlar. Şimdi burada delta f küçüktür, delta g küçüktür, delta h verilmiş. Hemen buraya yazıyorum. Delta f küçüktür, delta g küçüktür, delta h demek istiyorum. E birinci de, ikinci de ve üçüncü verilen parabolleri baktığımızda hepsinin zaten deltası sıfırdan büyük. Hepsi x eksenini iki farklı nokta da kesiyor. Sadece bir tanesinde çift katlı kök var. Orada delta'nın sıfıra eşit olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda biz burada delta f küçüktür, delta g küçüktür, delta h ise bunların kare köklü hallerinde de aynı durumun geleceğini söyleyebiliriz. Hemen bunları şöyle karekök içine ne yapmış olalım? Almış olalım arkadaşlar. İşte yukarıdaki kök delta eşittir. Mutlak x1 eksi x2 burada kullanabiliriz. Örneğin biz burada fx eşittir sıfır veren kökleri hani x1 x2 değil de kafamız karışmasın diye f1 ve f2 gibi düşünelim. Yani f'in içinde bir yazmıyorum. F1 ve f2 olarak köklerimi x eksenini kestiğim noktaların apsislerini adlandırıyorum. Bunun dışında gx eşittir sıfırda bize sıfır veren x değerlerimizi g1 ve g2 olarak adlandırmış olalım. hx eşittir sıfırdaki değerlerimizde h1 ve h2 olarak gelsin. O zaman şu üstteki eşitliği bu tarafta kullanabiliriz. Karekök içinde delta f'i şöyle gösterebiliriz. f1 eksi f2'nin mutlak değeri. Bu küçüktür. g1 eksi g2'nin mutlak değeri. Bu da küçüktür. h1 eksi h2'nin neyi gelecektir? Mutlak değeri gelecektir. Bu durumda biz şunu anlıyoruz. Biz burada parabollerimizi incelerken kökler arası mesafenin en büyük olduğu H olarak gelmeli, daha sonra G olarak gelmeli, daha sonra da F olarak gelmeli arkadaşlar. Bunu da şöyle gösterelim. Diyelim ki şu bizim Y eksenimiz olarak gelmiş olsun. Şu da bizim X eksenimiz olarak gelmiş olsun. Kol açıklıkları aynı olan iki tane parabole sahipsek ve bunlardan bir tanesi şu şekilde gelmişse bunu şöyle gösterelim. Bir diğerini de şöyle göstermiş olalım arkadaşlar. Burada bakın tepe noktası daha altta kaldığında yani x eksenine daha uzak olduğunda. Tabii ki kollar aşağı doğru olursa da daha üstte kaldığında olacak bu. Önemli olan tepe noktamızın arkadaşlar x eksenine olabildiğince uzak olması. Eğer biz burada daha fazla bir uzaklık yakalamışsak şurada elde ettiğimiz kökler arası mesafenin de daha büyük geleceğini söyleyebiliriz. Mesela sol taraftakinde tepe noktamız x eksenine diğerine göre daha yakın. Ben burada kökler arası mesafeyi m'ye kadar alırsam, burada kökler arası mesafeyi n'ye kadar alırsam tepe noktasının or koordinatı daha altta kalan yani tepe noktası x eksenine daha uzak olan da kökler arası mesafenin daha büyük geldiğini görüyorum. Tabi kolları aşağı doğru olan da da aynı durum geçerli olacaktır. Bir şöyle parabol çizmiş olalım. Bir de şöyle bir parabol çizdiğimizi düşünelim arkadaşlar. Bunların kol açıklıkları aynıysa bakın bir tanesinin tepe noktası nerede? Daha yukarıda. Yani x eksenine daha uzak. Diğerinin tepe noktası x eksenine daha yakın olduğu için sol taraftakinde kökler arası mesafeyi t olarak alsak. Sağ taraftakinde kökler arası mesafeyi e olarak kalsak H'miz ne gelecektir? T'den büyük gelecektir. Demek ki burada da buna odaklanabiliriz. Mesela birinciyi incelediğimizde F, G ve H'den tepe noktası x eksenine en uzak olan H olarak gelecektir. Yani onun kökler arası mesafesi diğerlerinden büyük gelmiş olur. Bu durumda ortanca G olduğu için ortanca sıraya G yerleşir. F'in tepe noktası x eksenine diğerlerine göre daha yakın olduğu için onun kökler arası mesafesi de en küçük gelecektir. Biz de zaten F'de en küçük, H'de en büyük olsun, G ortanca olsun demiştik. Yani bir numara bize istediğimizi ver Gelmiştir. Hemen 3 numaraya bakalım. 3 numaraya baktığımızda tepe noktası x eksenine en uzak olan g olarak gelmiş. Demek ki burada kökler arası mesafesi en fazla olan g olarak gelecektir. Oysaki biz h'nin gelmesini istediğimiz için 3 bize istediğimizi vermez. Hemen ikinciye bakalım. İkinci de baktığımızda zaten f'in tepe noktası x 80in üzerinde geliyor. Burada kökler arası mesafe 0 olarak gelecektir. Diğerlerine baktığımızda tepe noktası x eksenine en uzak olan zaten h olarak gelmiş. O zaman h'de kökler arası mesafenin g'deki kökler arası mesafeden daha daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Hg'den büyük geldi. F'in de en küçük gelmesi gerekiyordu. O da sıfır geldiği için ikinci de bize istediğimizi vermiştir diyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda 1 ve 2 de istediğimize ulaştığımız için doğru cevabımızın da B şıkkı 1 ve 2 olarak geldiğini söyleyebiliriz. Öncelikle logaritmadaki şu özelliğimizi bir hatırlatalım. Biz logaritma a tabanında b'yi logaritma a üzeri n tabanında b üzeri n olarak yazabiliyorduk. Yani hem tabanın hem iç kısmın aynı kuvvetini alabiliyorduk. Burada da şu kare kökten kurtulmak için kare alma işlemi yapalım. Hem tabanın hem iç kısmın karesini bir alalım. O zaman ifademiz logaritma x tabanında 2'nin karesi yani 4 olarak gelecektir. Artı yan tarafta da küp alarak bence bunu yapabiliriz. Bu durumda ifademiz logaritma x tabanında 4'ün küpü olarak gelmiş olur. Şuradaki 4'ü 4 üzeri 1 olarak yazdığımızda bakın tabanlar aynı, iç kısımları çarpacağız, arada toplama var. İfademiz logaritma x tabanında 4 üzeri 1 çarpı 4'ün küpü olarak gelir. Bu da bize 4 üzeri 4'ü verecektir. Burayı biraz düzenlersek hani 2'nin karesinin 4. kuvveti gelir. Bu da bize 2 üzeri 8'i vermiş olur arkadaşlar. Yani ifademiz aslında logaritma x tabanında 2 üzeri 8 olarak gelecektir. Bunun da neye eşit olmasını istiyoruz? 2'ye. Buradan x'in karesi 2 üzeri 8 olarak gelir. Eğer x'in karesi 2 üzeri 8 ise x'imiz ne olabilir? 2 üzeri 4 olabilir. Bir de eksi 2 üzeri 4 olabilir. Ama x zaten pozitif gerçel sayı logaritmada tabanda kullanılmış. Eksi alamayacağımız için biz x'i 2 üzeri 4 yani 16 olarak ne yapmış oluruz? Belirlemiş oluruz. Diyor ki logaritma a tabanında x ifadesini tam sayı yapan kaç farklı a sayma sayısı vardır? Sayma sayısı deyince 1, 2, 3, 4 diye giden kümeyi anlamamız gerekiyor. O zaman logaritma a tabanında 16'yı tam sayı yapmaya çalışıyoruz. Bu durumda 2 üzeri 4 16 olduğu için biz burada a'yı 2 olarak alabiliriz. Yani logaritma 2 tabanında 16 bize 4 pozitif tam sayısını vermiş olacaktır. Bunun dışında e, A'yı 4 olarak aldığımızda 4'ün karesi 16 olduğu için logaritma 4 tabanında 16 bize kaçı verir? 2'yi verir. Bir de logaritma 16 tabanında 16 bize kaçı verecektir? 1'i verecektir. 16'nın birinci kuvveti 16 olduğu için tabi taban sayma sayısı dışında bir şey olsa daha arttırabilirdik durumu ama sayma sayısı dediği için burada biz 2'yi 4 ve 16'yı A yerine verebiliriz. Yani bizim A'mız burada 2 olabilir. 4 olabilir, 16 olabilir. Doğru cevabımız da 3 farklı A sayma sayısından D şıkkı olarak gelmiştir arkadaşlar. Burada ekrandaki ilk büyüklüğümüz yani başlangıç büyüklüğümüz büyük A ile bize verilmiş. Son durumdaki büyüklüğümüz ise büyük B ile bize verilmiş ve alt tarafta diyor ki: "Ekrandaki bir nesnenin büyüklüğünü 64 katına çıkarmak için diyor." Şimdi ilk büyüklüğü büyük A olarak aldığımızda son büyüklük olan bu büyük B'nin o büyük A'nın 64 katı olmasını yani 64A olmasını istiyoruz. O zaman şu alt taraftaki eşitlikte büyük B gördüğümüz yere ne yazabiliriz? 64 tane büyük A yazabiliriz ve bunun üzerinden ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Hemen yazalım. E, ifademiz i̇fademiz neye dönüşür? Logaritma x artı 1 tabanında büyük b. Büyük b yerine şöyle 64a yazıyorum. Çarpım durumunda olduğu için parantezde yazdım. Burayı önce bir düzenleyelim. Eşittir diyelim. Hani 64 çarpı a ya. Çarpım durumunda ayrı ayrı toplam durumunda yazabiliriz. İfademiz bize logaritma x artı 1 tabanında 64 artı logaritma neyi verecektir? x artı 1 tabanında a'yı vermiş olacaktır. Karşı tarafta zaten neyin yazdığını görüyoruz. x artı logaritma x artı bir tabanında a yazıyor. İki tarafta da aynı ifade elde ettiğimiz için bunlar birbirini götürmüş olur. Geriye de elimizde logaritma x artı bir tabanında 64 eşittir. Ne kalmış olur? x kalmış olur. Burada x artı birin x'inci kuvveti bize neyi verecektir? 64'ü verecektir. Hemen x artı bir üzeri x eşittir. Ne dedik? 64 dedik. E zaten 64'ü de 4'ün üçüncü kuvveti olarak yazdığımızda x'imizin 3, x artı birimizin 4 geldiğini görürüz. Demek ki bu buradaki x değerimiz 3 olarak bulunmuştur. Peki x neydi? diyordu ki sağ tuşa x defa basıldığında. Zaten bizden de farenin o sağ tuşuna kaç defa basıldığı istenmiş. E biz x'i 3 bulduğumuz için burada doğru cevabımızın B şıkkı yani 3 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Geometrik dizimizde ortak çarpanımızın R olduğunu düşünelim. Hemen şu özelliğimizi hatırlayalım. Mesela geometrik dizimizde ardışık iki terimi oranladığımızda R'ye ulaşıyorduk. Tabii ki bunu şöyle yapabiliriz. Mesela A 10'u ne oranlayabiliriz? A 9 bir önceki terimle oranlıyoruz. Bu bize kaçı veriyor mesela? R'yi veriyor. Ya da A 7'yi A 6 ile oranladığımızda R'nin geldiğini biliyoruz. Aynı mantıkla biz burada A 5 bölü A 4ünde R geleceğini söyleyebiliriz. Bakın şu eşitlikte her tarafı A 4 ile oranlarsam A 3 çarpı A A4 bölü A4 bize neyi verecektir? A5 bölü A4'ü verecektir. E dikkat ediyorsanız şurada A4'ler gider. Elimizde A3 kalmış olur. A5 bölü a 4 de az önce söylediğim gibi bize R'yi verir. Yani burada A3'ümüz ortak çarpan dediğimiz R'ye eşit olmalıdır. E şimdi ben A3'ü nasıl yazabileceğimi biliyorum. A2 çarpı R olarak yazabileceğimi biliyorum. E A3 R'ye eşitse A2 çarpı R de R olmalıdır. Bu durumda şu R'ler gittiğinde aslında A2'mizin kaç olduğunu anlamış oluruz. 1 olduğunu anlamış oluruz. Şuradaki eşit eşitlikte A2 yerine 1 yazarsak A1 artı 1 bize kaçı vermiş olur? 3'ü vermiş olur. Buradan da A1'imiz 3 eksi 1'den 2 olarak gelecektir. Bakın A1 2, A2 1 geldi. Aynı şu sağ üstte kullandığımız özellikten A2'nin A1'e oranı bize neyi verir? R'yi verir. E A2 1, A1 2 olduğu için bu R 1 bölü 2 olarak gelmelidir. Ortak çarpanı 1 bölü 2 bulduk. A6'yı bulmaya çalışıyoruz. Peki biz A6'yı nasıl yazabiliriz? A1 çarpı R üzeri 5 olarak yazabiliriz. A1'imiz zaten 2 idi. R üzeri 5'te 1 bölü 2'nin 5. kuvveti yani 1 bölü 32 gelir. Bunların çarpımı 2 bölü 32'den 1 bölü 16 yapar. Doğru cevabımızın E şıkkı 1 bölü 16 gelmesi gerekir. 6 tane sınıfımız var. 3 tane de öğretmenimiz var. Her bir sınıfa 2 öğretmen gelecek şekilde dağıtımları yapmaya çalışıyoruz. En çok sınıfa giren Cansu olacak. Cansu'nun 5 sınıfa girdiğini biliyoruz. Üstüne şöyle 5 yazalım. Birol için 4, Ayşe için ise 3 sınıf belirlememiz gerekiyor. Ama son durumda her bir sınıfta 2 öğretmen olmalı. Buna dikkat edelim. Bence en çok sınıfa girecek olan Cansu üzerinden yorum yapmaya başlayalım. Şurası 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf ve 6. sınıf olarak gelsin. Mesela 6 numaralı sınıfı kenara koyalım ve Cansu diğer sınıflara girsin. Buraya C harfini, C'yi, 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 C'yi yazmak istiyorum. Daha sonra en çok derse girecek olan Birol üzerinden yorum yapalım. Bir kere Birol'u kesinlikle 6. sınıfa yazmalıyız. Çünkü Birol'un gireceği o 4 sınıftan biri 6. sınıf olmazsa 6. sınıfa kesinlikle sadece Ayşe kalır. Ama her sınıfta 2 öğretmen olsun dediğimiz için 6. sınıfa da 2 öğretmen geleceğinden ve Cansu 6. sınıfa gitmediğinden bir kere 6. sınıfa girmesi gereken kesinlikle Ayşe ve Birol'dur. O zaman Birol'un B'sini ben buraya yazıyorum. Kalan alanlarda zaten hep C olduğu için herhangi e, üçünü seçerek ben B'yi yazacağım. Mesela burada B'yi yazdım. Buraya B'yi yazdım. Buraya da ne yapmış oldum? B'yi yazmış oldum. Zaten şu an Birol'u yerleştirdim. Cansu'yu da yerleştirdim. Geriye sadece Ayşe kaldı. E, baktığımda 3. dördüncü, 5. sınıflarda zaten neyimiz var? İkişer tane öğretmenimiz var. O zaman diğer sınıflarda da ikişer öğretmeni kullanmak için Ayşe'nin ağlarından bir tanesini birinci sınıfa, diğerini ikinci sınıfa, diğerini de 6. sınıfa ne yapmamız gerekiyor? Yerleştirmemiz gerekiyor. İşte bu şekilde Ayşe 3 Birol 4 Cansu 5 sınıfa girmiş olur ve her bir de her bir sınıfta da ikişer öğretmen bulunur. İstediğimizi yakalamış olduk. Peki biz bunu yaparken ne yaptık? Bakın dikkat edin. Cansu için bir tane sınıfı kenarda bıraktık. O da 6. sınıf. Kalan 5 sınıf üzerinden yorum yaptık. Birol dedik 6. sınıfa kesinlikle girmeli. Buraya B'yi yazdıktan sonra aslında 1 2 3 4 5 içinden herhangi üçünü biz B'ye vermiş olduk. Diğer ikisi de kime kaldı? A'ya kalmış oldu. Demek ki burada belirleyici olan şu. Hani 6. sınıfta zaten A ve B kesinlikle gelecek. O zaman kalan 5 sınıfta 2 A'yı ve 3 B'yi nasıl pay ederiz? E şimdi 5 sınıfın ikisini seçtiğimizde bu bize 5'in ikilisinden 10'u verir. 10 farklı şekilde biz bu 2 A'yı dağıtabiliriz. Ama 5'in üçlüsünü seçsek o da bize 10'u verir. Zaten biz bu 3 tane B'yi 10 farklı şekilde dağıtabiliriz. E 3 B'yi dağıtınca kalan ikisi A olur. Ya da 2 A'yı dağıtınca kalan 3'ü B olur. Dolayısıyla burada 5'in ikilisi de 5'in üçlüsü de bizi aynı adette seçime götürecektir. Yani biz burada şöyle de yapabiliriz ne C'lerimiz 1 2 3 4 5'te olduktan sonra B'lerden bir tanesini 6. sınıfa verdikten sonra 3 B'yi 3 4 5'e değil de mesela 2'ye verebilirdik, 3'e verebilirdik, 4'e verebilirdik. Bu sefer 1 ve 5'e ne gelmiş olurdu? AA gelmiş olurdu ve son A'yı da yine 6. sınıfa verirdik. Yani önemli olan zaten 6. sınıfa A ve B'yi yerleştirdikten sonra şuradaki 3 B ve 2 A'yı kalan 5'liğe dağıtmak. Bu da ya 5'in ikilisiyle olacak. Çünkü ikiliyi belirleyince üçlüyle belirlemiş oluyoruz ya da 5'in üçlüsüyle olacak. Çünkü üçlüyü belirleyince iki de belirlemiş oluyoruz. O zaman en başa dönersek biz burada can suyu 6. sınıfa vermediğimizde 6. sınıfa A ve B geldiğinde kalan o 5 sınıfa 10 farklı şekilde dağıtım yapmış olduk. 10 farklı şekilde dağıtımda bize 10 farklı program hazırlama durumu vermiş oldu. Yani şunu söylüyorum. Can suya 1., 2., 3., 4., 5. sınıfı verdiğimizde biz 10 farklı şekilde tüm durumları yakalayabilmiş olduk. Yani can suya sadece 6'yı vermediğimizde sadece bu sınıfı vermediğimizde dediğimizde 10 farklı program hazırlayabildik. O zaman cansu'ya 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü ve 6'yı verseydik, 5'i vermeseydik aynı 10 farklı durum burada gerçekleşecekti. Çünkü bu sefer 5. sınıfa kesinlikle A ve B gelecekti ve kalan 5 yere de 10 farklı dağılım olacak. Cansu'ya örneğin biz 1'i, 2'yi, 3'ü, 5'i ve 6'yı vermiş olsak bu sefer de 4 boşta kalacaktı. Cansu buraya gitmeyecekti. A ve B kesinlikle buraya gelecekti. Kalan 5 sınıfa yine 10 farklı şekilde dağılım olacaktı. E burada Cansu'ya vermediğimiz her sınıf için 10 farklı durum geliyor. Toplamda 6 sınıf olduğu için bunlar hep böyle 10 10 yazdığımızda 6 kere 10'dan 60 farklı şekilde bu programı hazırlayabileceğimizi, yani aradığımız cevabın E şıkkı 60 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 6 tane poğaçamızdan 2 tanesini seçmek istiyoruz ve en az bir tanesinin glutensiz olmasını istiyoruz. Baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane glutensiz var. Bunun dışında şu oklarla gösterdiğim 2 tanesi de glutenli olarak gelecektir. Normalde hiç kısıtlama olmasaydı 6'nın ikilisi kadar seçim hakkımız olurdu. Bu 6'nın ikili kombinasyondan bize 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 yani 15 durumu verirdi. Ama biz bu 15 durumdan ikisinin birden glutenli olduğu durumu çıkartacağız. Zaten ikisinin birden glutenli olduğu durum şu peynirli ve kıymalıyı seçtiğimiz durumdur. Yani ikinin ikili kombinasyondan bir durum gelir. Biz bunu istemediğimiz için 15 eksi birden geriye 14 durum kalmış olur. Demek ki olasılığımızı bu 14 durum üzerinden yakalamaya çalışacağız. Peki biz ne istiyoruz? Kaderin aldığı poğaçaların ikisinin de tek malzemeli olma olasılığı kaçtır? Bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi tek malzemeli glutensize baktığımızda zaten şuradaki peynirli geliyor. Şu maviyle yuvarlak içine aldığım. Bu tek malzemeli. Bunun yanına yine tek malzemeli ekleyeceğiz. Bu da glutenli olup peynirli olan olabilir ya da glutenli olup kıymalı olan olabilir. Çünkü diğerlerinde ikişer malzeme var. O zaman ya glutensiz peynirli ile glutenli peynirli eşlerim bir durum ya da glutensiz peynirli ile glutenli kıymalı eşlerim. Bu da iki durumdur. Benim istediğim iki durum var. Tüm durumlar 14'tü. O zaman aradığım olasılık 2 bölü 14. Yani 1 bölü 7 olarak gelir. Doğru cevabımızın burada C şıkkı olması gerekir. Öncelikle şu en içerideki mutlak değerli ifadeyi bir düzenlemeye çalışalım. Bakın orada x kare eksi 81 var. 9'a sol tarafından yaklaşarak x'imizi alıyoruz. Normalde x'e 9 versek 9'un karesi 81 yapar. Ama 9'dan biraz küçük bir değer verdiğimizde karesini alırsak 81'den de biraz küçük bir değer elde etmiş oluruz. Dolayısıyla şuradaki x kare bizi 81'den biraz küçük bir değere götürür. 81'den biraz küçük bir değerden 81 çıkınca da negatif bir sayı bulduğumuzu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Demek ki x'e 9'dan biraz küçük bir değer verdiğimizde x kare eksi 81 negatif bir değer alır. Bunun da mutlak değer dışına eksi ile çarpılarak çıkması gerekir. Biz burayı eksi ile çarptığımızda eksi x kare artı 81'i elde ederiz. Bu da 81 eksi x kare olarak yazılabilir arkadaşlar. Yani aslında o limitte biz 81 eksi x kare bölü 9 eksi x'e sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bakın hem pay kısmında hem payda kısmında 9 verirsek x yerine 0'a gittiğimizi görüyoruz. Bu bizi 0 bölü 0 belirsizliğine götürür. Bundan kurtulmak için çarpan ayırıp e, sadeleştirme yapmamız gerekir. Şuradaki 81'i 9'un karesi gibi düşünürsek 9'un karesi eksi x kare bize 9 eksi x çarpı 9 artı x'i verecektir. Alt tarafta da 9 eksi x var. Bakın bize 0 bölü 0 veren şu 9 eksi x'ler burada gitmiş olur. Geliye sadece 9 artı x kalır. Burada da 9'un solundan yaklaşıyoruz. X'e 9 vereceğiz. Bu 9 artı 9'dan bizi 18'e götürecektir arkadaşlar. Yani aslında şurada biz kaça elde ettiğimizi görüyoruz. 18'i elde ettiğimizi görüyoruz. E şuradaki x yerine de 9 yazacağız. Demek Demek ki orası 18 çarpı kaç olarak gelir? 9 olarak gelir. En solda logaritma 6 tabanı var. O zaman ifademiz logaritma 6 tabanında 18 çarpı 9'dur. Şuradaki eksi k'yi karşıya gönderdiğimizde de burası 1 artı k olarak gelecektir arkadaşlar. Şimdi düzenleme yapacağız. E, k'yi bulmaya çalışıyoruz. Şuradaki 1'i sol tarafa gönderebiliriz. O zaman ifademiz logaritma 6 tabanında 18 çarpı 9 eksi 1 gelir. O eksi 1'i 6 tabanında olduğumuz için logaritma 6 tabanında 6 olarak yazmak istiyorum. İşte bu bize neyi verecek? K'yi verecek. Arada çıkartma var. Aynı tabandayız. Tek bir tabanda bölme olarak toparlayabiliriz. O zaman ifademiz logaritma 6 tabanında 18 çarpı 9 bölü 6 olarak gelmiştir. Bu da bize K'yi verecektir. Bakın 18 bölü 6 3 yapar. 3 kere 9'dan burası 27 gelir. Yani K değerimiz logaritma 6 tabanında 27'dir. 27'yi 3'ün küpü olarak yazsak şu 3'ü başa gönderdiğimizde ifademiz 3 çarpı logaritma 6 tabanında 3 olarak bulunur. Yani aradığımız K değeri 3 çarpı logaritma 6 tabanında 3 gelmiştir. Bu da doğru cevabı bize E şıkkı olarak verir. Soruda bize verilen şu eşitliklere bir bakalım. Ee, sol yakınlık yak x a'nın soluna giderken fx olarak verilmiş. Yani şurada a'nın solu yazdığında üst tarafta yak yazdığında bakın neyi anlayacağız. A'daki görüntüden fonksiyonun a'nın sol tarafındaki limitini çıkartacağız. Aynı mantıkla yak deyip x a'nın sağına giderken de a'daki görüntüden a'nın sağ tarafındaki limiti çıkarmamız gerekiyor. Bunları dikkatlice uygulayacağız. Mesela şimdi sağ tarafa geçtiğimizde yak bir artı demişiz. O zaman f'te 1'in görüntüsünden f'te 1'in sağ tarafındaki limiti çıkartacağız. Baktığımızda f'te 1'in görüntüsü kaç gelmiş? 3 gelmiş. 1'in sağ tarafındaki limit de 4 gelmiş. O zaman burası bize 3 eksi 4'ten kaçı verir? Eksi 1'i verir. Burayı eksi 1 bulduk. Küçük mü diye bakıyoruz. 2'nin solu denmiş burada. O zaman 2'deki görüntüden 2'nin sol tarafındaki limiti çıkartacağız. 2'deki görüntünün de 1 olduğunu, 2'nin sol tarafındaki limitin de 1 olduğunu görüyoruz. O zaman bu bize 1 eksi 1'den 0'ı verecek. Eksi 1 sıfırdan küçük olduğu için birinci doğru olarak gelmiştir arkadaşlar. Hemen burayı bir temizleyeyim daha rahat yorum yapmak adına. Ve ikinciye bir bakalım. 2'nin sağ tarafına odaklanıyoruz. 2'deki görüntüden 2'nin sağ tarafındaki limiti çıkartıyoruz. Bakın 2'deki görüntümüz kaç gelmiş? 1 gelmiş. 2'nin sağ tarafındaki limitin ise bizi 2'ye götürdüğünü görüyoruz. Bu bize o zaman 1 eksi 2'den kaçı verecektir? Eksi 1'i küçüktür. 3 artı yazıyor yakın altında. O zaman 3'teki görüntüden 3'ün sağ tarafındaki limiti çıkartacağız. Bakın 3'teki görüntü bizi kaça götürüyor? 4'e götürüyor. 3'ün sağ tarafında ise limitimizin 0 geldiğini görüyoruz. x eksenine yaklaşmışız. O zaman bu bize 4-0'dan 4'ü verecektir. Eksi 1 4'ten küçük olduğu için bu da doğru olarak gelmiştir. Yine burayı bir temizleyelim daha rahat yorum yapmak adına. E, 4'ün sol tarafı. Yakın altında bu yazıyor. O zaman 4'teki görüntüye bakıyoruz. 4'teki görüntü kaç gelmiş? 2. 4'ün sol tarafındaki limit de 2 geldiği için burası 2-2'den bize kaçı verecektir? 0'ı. Küçük mü diye bakıyoruz. 3'ün sol tarafı. Şimdi 3'ün sol tarafı dediği için 3'teki görüntü. Hemen üstteki görüntüye baktım kaç geldi? 4. Bundan neyi çıkartmamız gerekiyor? 3'ün sol tarafındaki limiti. 3'ün sol tarafındaki limit de kaça gitmiş? Bakın 3'e gitmiş. O zaman 4-3 bize 1 verir. 0 birden küçük olduğu için bu da doğru olarak gelmiştir. Baktığımızda 3'ü de doğrudur. O zaman doğru cevabımızın e şıkkı 1-2-3 gelmesi gerekir. Öncelikle F A'yı bir hesaplayalım. F zaten bize verilmiş. Burada biz X yerine 0 yazarsak F A'nın geldiğini görüyoruz. X yerine 0 yazdığımızda F A eşittir. 0-5A eksi 5A karesinden de 25 A kare gelmiş olur. Demek ki F A'mız 25 A kareye eşit. Şurada ben yerine yazarsam 25 tane A'nın karesi bölü F türev A'nın kaç geldiğini görmüş oluruz. 10 geldiğini görmüş oluruz. Şimdi buradan F türev A'ya geçiş yapıp A'yı yakalamaya çalışacağız. Hemen F türev A'yı şurada bir hesaplayalım. 2 tarafında x'e göre türevini aldığımızda f'in türevi 2x artı a çarpı f'in şu iç kısmının türevinden 2 gelir. Karşı tarafta ise kuvvet olan 2 başa geldi. Çarpı x eksi 5a'nın birinci kuvveti gelir. Bir de parantez içinin türevinden x'in türevi 1 gelir. Eksi 5a'nın türevinden de 0 geleceği için burada 1'i elde etmiş oluruz. Şuradaki ikiler birbirini götürürse f türev 2x artı a'nın x eksi 5a geldiğini görüyoruz. Yine burada x yerine 0 yazarsak bu sefer f türevi a'yı elde ediyoruz. x x yerine 0 yazdığımızda f türev a'mız bakın burada 0 yazdık 0 eksi 5 a'dan eksi 5 a, a gelmiş olacaktır. Hemen bunu şu üst tarafta f türev a yerine yazmak istiyorum. Bu durumda 25 tane a'nın karesi bölü eksi 5 a bize kaçı vermiş olur? Onu vermiş olur. a'nın 0'dan farklı olduğunu bildiğimiz için sadeleştirme yapabiliriz. Şurada 25'i e de eksi 5'e bölsek buraya eksi 5 gelmiş olur. a kare bölü a'dan da buraya a gelecektir. O zaman eksi 5 tane a'mız bize onu verir. Her tarafı eksi 5'e böldüğümüzde de a'mız 10 bölü eksi 5'ten eksi 2 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın A şıkkı eksi 2 olması gerekir. Öncelikle şu alt kısmı bir düzenleyelim. G fonksiyonunun grafiği x koordinatı 1 ve 5 olan noktalarda y eşittir 2x eksi 1 doğrusuna teğettir diyor. Şimdi y eşittir 2x eksi 1'i şöyle temsil olarak çizdiğimizi düşünelim. Mesela bizim g'miz şurada bir yerde buna neymiş? Teğetmiş. İleride bir yerde de gelmiş yine şöyle bir teğetlik varmış. Bu noktalardan bir tanesinin apsisi 1 gelecek. Diğerinin apsisi ise 5 gelmiş olacak. Zaten bu doğrunun y eşittir 2x 1 olduğunu biliyoruz. E burada 1 ve 5 apsis noktaların görüntülerini bulabiliriz. Bu noktalar doğrunun da üzerinde olan noktalardır. Biz burada x yerine 1 yazarsak 2 kere 1 2 1 çıkınca 1 gelir. Şuradaki ordinat 5 yazarsak 2 kere 5 11 çıkınca 9 gelmiş olur. Mavi ile verdiğim gx olduğu için g'de de 5 yazdığımızda 9'un geldiğini 1 yazdığımızda 1'in geldiğini söyleyebiliriz. Yani burada g1'i imiz 1 olarak gelecektir. Aynı mantıkla G5 9 olarak gelmiş. Olur. Ve hani bu doğrunun eğimini nasıl buluruz? G'nin türevini alıp teğet olduğumuz noktanın apsisini yazarak. E burada hem 1'de hem 5'te teğetlik olduğu için G'nin türevinde 1 yazdığımızda da G'nin türevinde 5 yazdığımızda da doğrumuzun eğimi olan 2'ye ulaşacağımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bunları belirledik. Peki bizden ne isteniyor? F fonksiyonunun grafiğinin x koordinatı 1 olan noktasındaki teğet doğrusu aşağıdakilerin hangisidir? E F'i de şöyle temsili olarak çizdim düşünelim. Bunun da teğetini oluşturalım. Teğet olduğumuz noktanın apsisi 1 gelecek. Şimdi kırmızıyla çizdiğimin ne olduğunu biliyorum. fx olduğunu biliyorum. Şu noktamızın apsisi 1. Biz burada e, fonksiyonu 1 yazarsak f1'i buluruz. Ordinatımız f1 geliyor. Aynı zamanda f türev 1 ile de bu doğrunun eğimini buluruz. O eğimi de m ile göstermiş olalım. Bunları şuradaki eşitlik yardımıyla bulmaya çalışacağız. Öncelikle neyi bulalım biz burada? F1'i bir bulalım. Bakın biz g1'in 1 olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki eşitlikte x yerine bir 1 verelim. X yerine 1 verdiğimizde Fog 1 gelir. X yerine 1 verdiğimiz için karşı tarafta 1'in karesi 1. 4 kere 1 4. 1 artı 4 5 yapar. G5 gelir. X yerine 1 verdiğimiz için 2 kere 1'den de 2 gelecektir. Bakın G5'imiz kaçtı? 9'du. Şurada bulmuştuk. 9 artı 2 bize 11'i vermiştir. Yani F1'imiz burada 11 gelmiştir. Noktamız 1 11 noktası olmuştur. Şimdi türev yardımıyla bunu bulacağız. Üstteki eşitliğin X'e göre türevini aldığımızda F'in türevinde GX çarpı g türev x eşittir karşı tarafta g'nin türevinde x kare artı 4x çarpı için türevinden 2x artı 4'ü bize verir. 2x'in türevinden de 2 gelecektir. Şimdi biz burada f türev 1'i bulmaya çalışıyoruz. Peki f türev 1 için ne yapacağız? Yine g1'in 1 olmasından faydalanacağız. Her tarafta x yerine 1 yazacağız. X yerine 1 yazınca f türev g1 gelir. g1 1 olduğu için burası f türev 1 yapar. Yan tarafa g türev 1 gelir. E zaten g türev 1'in 2 olduğunu biliyoruz. eşittir x yerine 1 yazınca 1'in karesi 1 4 kere 1 4. 1 artı 4 5 yapar. G türevi 5 2'dir. Burada bulmuştuk. Bunun yerine de 2'yi yazmış oluruz. Çarpı x yerine 1 yazınca 2 kere 1 2 4 daha 6 yapar. Buraya 6 gelir. Artı 2 de yazmış oluruz. Bu durumda 2 tane f türevi 1 12 artı 2'den 14 gelir. Yani f türevi 1'imizin 14 bölü 2'den 7 gelmesi gerekir. F türevi 1 buradaki doğrumuzun eğimidir. Eğimi 7 gelmiştir. Bizim aradığımız bu teğet doğrusu eğimi 7 olan 1,11'den geçen doğrudur. O zaman biz bunu şöyle yapalım. Y eşittir diyelim. Eğimi 7 olduğu için 7x yazalım. x'e 1 verince 7 kere 1 7 yapar. Ama 11'in gelmesi için bizim buraya 4 eklememiz gerekir. Yani aradığımız doğru y eşittir 7x artı 4 doğrusudur. Doğru cevabımızın burada e şıkkı gelmesi gerekir. Giriş kısmı dikkatlice bir okuyalım. İnternetten bilgisayara aynı anda indirilen iki dosyadan her birinin bir dakikalık sürede 80 MB büyüklüğündeki kısmı indirilmektedir. Bilgisayara indirilen dosya sayısı her bir arttığında her bir dosyanın bir dakikada indirilen kısmının büyüklüğü 4 MB azalmaktadır. Şimdi iki tane dosyamız varken her birinden 80 indiriyoruz. Bu 2 çarpı 80'lik toplam büyüklüğü bize veriyor. Ama dosya sayısını 1 arttırsak burayı 2 artı 1 yapsak dosya başına indirilen miktar 4 azalıyor. Yani burası 80 eksi 4 oluyor. Bu sefer de 2 artı 1 yani 3 ile 80 eksi 4 yani 76'yı çarpmış oluyoruz. Bir tane daha arttırsak 2 artı 2 gelse burası da 80 eksi 2 tane 4 oluyor. Dosya başına indirilen miktar 4 daha azalıyor. Normalde 76'ya düşmüştü şimdi 72'ye düşüyor. Ama toplam miktarda 2 artı 2 4 olduğu için 80 eksi 8 ile 72'yi verdiği için 4 çarpı 72 geliyor. Biz bunu genelleyelim. 2'nin üzerine x tane dosya ekleyelim. Bu bize 2 artı x versin. O zaman dosya başına 1 dakikada indirilen miktar dosya başına 4 azaldığı için x dosya eklendiğinden 80-x eksi tane 4. Yani 80- kaç x verecektir bize? 4x'i verecektir. Ve bu durumda indirilen toplam miktar x artı 2 yani x artı 2 çarpı 80 eksi 4x gelmiş olur. İşte biz bunun ne olmasını istiyoruz? En büyük miktar yani maksimum miktarda olmasını istiyoruz. Bize bunu veren x değerini arıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada aslında tabii ki türevden faydalanacağız. Bunu bir fx fonksiyonu gibi düşünebiliriz. Çarptıktan sonra türevini alıp burayı maksimum yapacak x'i bulabiliriz. Ama dikkat ediyorsanız burada x artı 2 birinci dereceden bir polinom fonksiyon. 80 4 x de birinci dereceden bir polinom fonksiyon. Bunları çarptığımızda ikinci dereceden bir polinom fonksiyon, bir parabol elde ederiz. Zaten x'imizin katsayısı burada pozitif. Burada negatif. Pozitifle negatifi çarptığımızda hani eksi 4 x kareli bir ifade gelir. Bu da kolları aşağı doğru olan bir parabol bize verecektir. Kolları aşağı doğru olan bir parabol maksimum değerini tepe noktasında alır. Tepe noktasının apsisi de köklerin tam ortasındadır. Kökler burayı sıfır yapan değerlerdir. Bakın x artı 2'nin sıfır olması için x'imiz eksi 2 olmalıdır. 80 4 x'in sıfır olması için de x'imiz 20 olmalıdır. Yani hiç türeve geçiş yapmadan parabolün tepe noktası üzerinden yorum yapmaya çalışıyoruz. E 1'i eksi 2, 1'i 20. Bunların tam ortasındaki değer eksi 2 artı 20, 18. 18 bölü 2'den 9 gelir. Yani burayı maksimum yapmak için x'e bizim kaç vermemiz gerekir? 9. x'e 9 verdiğimizde son durumdaki toplam dosya sayımız en başta zaten 2 ile başlamıştık. 2 artı 9'dan 11 olarak gelecektir. Yani burada maksimum indirme miktarına ulaşmak için 11 dosyayı indirmek gerekir. Doğru cevabımız burada. B şıkkı gelmiştir arkadaşlar. Sorumuzda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bize verilen beyaz kağıdın üzerinde 1-2-3 numaralı yırtma yerleri var. Bunlardan sadece bir tanesini kullanıp bu kağıdı iki parçaya ayıracağız. Yani ya sadece birden yırtma yapacağız ya sadece ikiden ya da sadece üçten. Bunlardan hangisi bize istediğimizi verir bunu yakalamaya çalışıyoruz. Peki ne istiyoruz? Diyor ki f türev x çarpı g türev x küçük eşit sıfır eşitsizliğini sağlayan tüm noktalar tek bir parçanın üzerinde kalsın. Biz bunu istiyoruz. Hani kağıdı yırtıp iki parça oluşturacağız ya bu iki parçanın birinin üzerinde bu eşitsizliği sağlayan tüm noktalar bulunsun. Bu bizim için önemli. Bu eşitsizliğin nerede sağlandığını bir yakalamaya çalışalım. Şimdi türevler üzerinden yorum yapacağız. Gx'e baktığımızda sağ yatık doğrusal bir fonksiyon olduğunu görüyoruz. Biz burada Gx ne gibi düşünebiliriz? Mx artı n gibi düşünebiliriz. Türevi aldığımızda G türevi x'i elde ettiğimizde eğimi olan m'yi buluruz. Zaten sağ yatık bir doğru olduğu için eğimi pozitiftir. Dolayısıyla türevimiz yani eğimimiz burada pozitif olarak gelecektir. Türevimizin pozitif olduğunu biliyoruz. Burada g türev x daima sıfırdan büyüktür. O zaman f türev x çarpı g türev x küçük eşit sıfırda zaten g türev x'in pozitif olduğunu bulduk. O zaman nasıl küçük eşit sıfır yapacağız? Ya f türev x'i negatif yapacağız ya da f türev x'i sıfır yapmış olacağız. Peki f türev x'in negatif olduğu yerler veya sıfır olduğu yerler var mı? Evet. Mavi grafiğe baktığımızda yerel maksimum ve yerel minimum noktamızı görüyoruz. Burada türevimiz ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Yani biz burada aslında şu yeşille işaretlediğim yerlerde f türevin sıfır geldiğini görüyoruz buraları alabiliriz şimdi şuna dikkat edelim bu işaretlediğim yerlerin arasında benim fonksiyonum azalıyor. Fonksiyonumun azalan olması demek türevin negatif olması demektir. Yani bu yeşille gösterdiğim yerlerin arasında da türevim ne gelecektir? Negatif gelecektir. Bana istediğimi verecektir. Bunun dışında sağdaki noktamın sağ tarafında fonksiyon artıyor. Türev pozitif gelir. Bunu alamam. Soldaki noktamın solunda fonksiyon artıyor. Türev pozitif gelir. Bunu da alamam. Demek ki benim o yerel maksimumla yerel minimum noktamı ve onun arasındaki kısmı almam gerekir. Çünkü o ekstremum noktalarda türev sıfırdır. Bu bana istediğimi Verir. Bunların arasında da fonksiyon azaldığı için türev negatif gelecektir. Bu da bana istediğimi vermiştir. Demek ki ben 1, 2 ya da 3'ten yırtma yaptığımda sadece birinden o yeşille gösterdiğim bölgenin iki parçadan birinde tamamen kalması gerekir. E bakın şöyle yapalım. Ben burada 3 numaralı kısımdan şöyle yırtmış olsam morla gösteriyorum. Bu morun sol tarafında kalan parçanın tamamında o yeşil parça var. Demek ki 3 numara bana ne yapmıştır? İstediğimi vermiştir. Bunun dışında şöyle kırmızıyla gösterelim. Sadece birin olduğu yerden yırtmış olsam şu mor kısmı şöyle silelim. Çünkü orayı iptal ettik. Orayı zaten inceledik. Kırmızıyla yırttıktan sonra sağ tarafta o yeşille gösterdiğin bölgenin tamamı var. Bu da bana istediğimi vermiştir. Bir de bana istediğimi vermiştir. Ama iki numaraya baktığımda burayı yine şöyle temizleyelim. İki numaranın olduğu yerden şöyle bir yırtma işlemi yaparsak maviyle yırtalım. Bu yeşille gösterdiğim bölgenin bir kısmı bir tarafta diğer kısmı bir tarafta kalacaktır. Bu bana istediğimi vermez. Bütün bölgenin tek bir tarafta kalmasını istediğim için iki bana istediğimi vermemiştir. Bu durumda doğru cevap 1 ve 3 yani D şıkkı olarak belirlenmiş olur arkadaşlar. Sorumuzda mutlak değer içindeki x eksi a bizim için belirleyici olacak. Şu sol tarafta kırmızıyla gösterdiğim integralimize bir bakalım. Sınırlarımız sıfırdan aya verilmiş. A'nın zaten pozitif sayı olduğunu biliyoruz. Küçük sınırdan büyük sınıra doğru gidiyoruz. Şimdi sıfır a arasında herhangi bir x değeri seçtiğimizde o x a'dan küçüktür çünkü sıfırla a arasındayız. O zaman x küçüktür a demiş oluruz. A'yı sol tarafa gönderirsek x eksi a küçüktür sıfır gelir. Yani sıfır a arasında integrasyon yaparken x eksi a sıfırdan küçük gelecektir. Dolayısıyla Dolayısıyla mutlak değer dışına önüne eksi alıp çıkması gerekir. Şöyle de söyleyebiliriz. 0 a arasındaki bir değer a'dan küçüktür. a'dan küçük bir değerden a'yı çıkartırsak negatif bir sonuç elde etmiş oluruz. O zaman biz 0 a arası için fx'i düzenlerken şöyle diyeceğiz. Şuradaki a'mızı zaten yazacağız. Çarpı dediğim gibi içerisi negatif önüne eksi alıp çıkmalı. Bu bize eksi x artı a'yı yani a eksi x'i verecek. Düzenlediğimizde fx'imiz a'nın karesi eksi a x olarak gelmiş olur. Aynı mantıkla a 2 a arasını yorumlayacağız. Orayı da mavi ile göstereyim daha iyi olur. A 2 A arası dedik. A 2 A arasındaki değerlerimiz herhangi bir x değeri A'dan büyük gelir. Çünkü A'dan 2 A'ya gidiyoruz. Bu durumda x büyüktür ne gelmiş olur? A gelmiş olur. O zaman x eksi A'da sıfırdan büyük olacaktır. Mutlak değer içindeki x eksi A o zaman sıfırdan büyüktür. Dışarı aynen çıkar. Yani fx'imiz A çarpı x eksi A gelir. Bu da bize AX A x eksi neyi verecektir? A'nın karesini verecektir arkadaşlar. Bunlar üzerinden yorum yapacağız. Şimdi sınırlarımı yazıyorum. Burada sıfırdan A'ya dedim. Fx'in yerine neyi yazdım? A'nın karesi eksi AX'i yazdım. Buraya da DX'i yerleştirdim. Yan tarafta şu 2A'mızı ekliyoruz. 2A dedim eşittir. Şuradaki 2'mizi unutmuyoruz. 2 çarpı integral. Burada A'dan kaç A'ya dedik? 2A'ya. FX'in yerine bu sefer AX eksi A'nın karesini yazıyorum arkadaşlar. Şimdi dikkatlice integrasyonlarımı yapacağım. A kare eksi A, AX'i integre ettiğimizde A'nın karesi X eksi A çarpı X kare bölü iki elde ederiz. Sınırlarımız sıfırdan A'ya gelmiş olur. Yandaki artı 2A'mızı unutmayacağız. Eşittir. Şuradaki 2'mizi ne yapmadık? Unutmayacağız. ...utmadık. Çarpı AX'i... integre ettiğimizde ax kare bölü 2 eksi buradan da a kare x gelmiş olur. Sınırlarımız da a'dan 2a'ya gelecektir. İşte buradan a'yı çekmeye çalışıyoruz. Şimdi şu kısımda x gördüğüm yere a yazarsam a'nın küpünü elde etmiş olurum. Eksi buradan da a'nın küpü bölü 2 gelecektir. Sıfır yazınca zaten sıfır... gelmiş olur. Onu yazmamıza gerek yok. Buradan da neyi eklememiz gerekir? 2a'yı eklememiz gerekir. Eşittir. Şuradaki ikimizi yazacağız. Unutmayacağız. Şöyle köşeli parantez açalım. E, x yerine 2a yazdığımızda 2a'nın karesinden 4a kare gelir. A ile çarpınca 4 aküp 2'ye bölünce de ne gelmiş olur? 2 aküp gelmiş olur. Eksi 2 A yazınca 2 A çarpı A kareden ne gelecektir? 2 aküp gelecektir. Bunu belirledik. Eksi diyorum. Şimdi A yazıyorum. A yazınca A'nın küpü bölü 2 eksi A küpü elde ettiğimizi görüyoruz. Buradan A'yı çekmeye çalışacağız. Dikkat edersek şurada 2A küp eksi A küpten burası 0 gelmiş olur. Şuradaki 2'yi biz ne yapacağız? Buraya dağıtacağız. Şuna dikkat edelim. Şuradaki 2'yi dağıttığımızda bir de burada neyimiz var? Eksimiz var. Eksi 2 tane ne gelmiş olur? A küp bölü 2 gelir. 2'ler gidecek. 2'yi dağıttığımda bir burada eksi, bir burada eksi. Eksi eksi artı yapacak. Artı 2 A küp gelmiş olacak. Buraya baktığımızda ise şurada neyin geldiğini görüyoruz. A'nın küpü eksi A küp bölü 2'nin geldiğini görüyoruz. Bir de buraya neyi ekliyoruz? ayı ekliyoruz. Şimdi şuradaki ikiler birbirini götürdü. Burası bize eksi A küpü verdi. Eksi A küp 2A küp daha bize neyi vermiş oldu? A'nın küpünü vermiş oldu. Bakın buradaki A küple buradaki A küp de birbirini götürmüş olur. A pozitif bir gerçel sayıydı. Şu eksi A küp bölü 2'yi karşıya gönderirse karşıda zaten 0 kaldı. 2A eşittir ne gelmiş olur? A küp bölü 2 gelmiş olur. İçler dışlar yapınca A'nın küpü eşittir. 4A'yı elde ederiz. A sıfırdan farklı olduğu için A'ları sadeleştirirsek A'nın karesi 4 gelir. A kare 4 ise A'mız artı eksi 2'dir. Ama pozitif olduğu için A'mız burada 2 gelmelidir. Doğru cevabımız burada B şıkkı 2 olarak bulunmuş olur. Öncelikle hiç hata olmadan kök x eşittir u dönüşümü üzerinden yorum yapmaya çalışalım. Biz 9'dan 16'ya f kök x bölü kök x çarpı dx'i yakalamaya çalışıyoruz. Bunun neye eşit olduğunu bir bulalım. Şimdi ben burada kare kök x eşittir u aldığımda diferansiyel hesabımdan 1 bölü 2 kare kök x çarpı dx ne olarak gelecektir? 1 du yani du olarak gelecektir. Burada dx bölü kök x olduğu için her tarafı 2 ile çarparsam şurası karışmasın. Şurayı 2 ile şurayı 2 ile çarparsam şu ikiler gidiyor. Der. ve dx bölü kare kök x bana neyi vermiş olur? 2 çarpı du'yu vermiş olur. Yani aslında benim bu integralim şöyle yapalım. F kök x yerine ne yazacağım? fu yazacağım çarpı dx bölü kök x. Yani 2 du'dur. Tabi 2'yi buraya almam gerekir. Buraya da du'yu yazmam gerekir. Sınırları da değiştirdikten sonra u yerine x yazabileceğimi biliyorum. Hemen sınırları değiştirmek istiyorum. Kök x eşittir u demiştik. Kök 16 bize 4'ü verir. Kök 9 da bize kaçı vermiş olur? 3'ü vermiş olur. O zaman biz burayı ne olarak alırız? 2 çarpı 3'ten 4'e fx çarpı dx olarak alırız. Bizim ifademiz buna eşitmiş. Buna dair yukarıda bir eşitsizlik var. Burada sınırlar çok önemli. A'dan A artı 1'e. Bakın 3'ten 4'e gelmiş. A'dan A artı 1'e durumu sağlanmış. Demek ki biz burada A gördüğümüz yere kaç yazacağız? 3 yazacağız. A'ya 3 yazdığımız anda üstteki eşitsizlik bize şunu söyler. 3 eksi 1 2 yapar. 3 kere 2'den 6 gelir. Küçük eşittir. İntegral 3'ten 4'e neyi verir bize? fx dx. Küçük eşittir. A yerine 3 yazdık. 3 artı 1 4 yaptı. 3 kere 4'ten de 12. Burada bize olur. Ama bizim integralimiz neye eşitmiş? Şurada bir de 2 çarpanı var. Bakın buna eşit. 2 çarpı 3'ten 4'e fx dx'e eşit. E bunu elde etmek için alt tarafta her tarafı 2 ile çarparsak 2 kere 6'dan 12 küçük eşittir. 2 çarpı 3'ten 4'e ne gelmiş olacak şöyle? E, fx çarpı dx küçük eşittir. 2 kere 12'den 24 gelmiş olacak. Yani bizim şurada verilen 9'dan 16'ya f kök x bölü kök x dx'imiz aslında 12'den 24'e kadar değerler alıyormuş. Bunu ne yapmış olduk? Yakalamış olduk. Peki burada bunun o zaman sonucunu alabileceği değerler 12'den 24'e kadarsa 12 olabilir, 13 olabilir, 14 olabilir. 24'e kadar değerler alır. Burada kaç tane değer var? 24 eksi 12, 12. Terim sayısı bulduğumuz için 1 ekleriz. 12 artı 1'den 13 değer gelmiş olur. Biz bunu yakaladık. Peki hata yapsaydık ne olacaktı? Hata yapsaydık ki yapmışız zaten. karekök x eşittir u dedikten sonra diferansiyel hesabımızda 1 bölü kök x çarpı dx eşittir du diyecektik. Ve oradaki 2 işin içine hiç girmemiş olacak. Ve bu durumda bizim integralimiz 3'ten 4'e ne gelecekti? Şöyle fx çarpı dx olarak gelecekti. Baştaki katsayı olmayacaktı. E zaten biz bunu yakaladığımızda bunun 3 çarpı 3 eksi 1 2 yani 3 kere 2'den 6 küçük eşittir. Ne olduğunu yukarıda yazmıştık. 3'ten 4'e fx dx küçük eşittir. 3 kere 4'ten 12 olduğunu yazmıştık. Yani biz eğer o 2'yi oraya yazmasaydık, hata yapsaydık bizim integralimizin 3'ten 4'e fx dx e eşit olduğunu ve onun da 6'dan 12'ye kadar değerler alabileceğini zaten görmüş olacaktık. Bu da bize 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 olmak üzere 7 farklı değer verecekti. E birinde 13 farklı değer geldi, diğerinde 7 farklı değer geldi. Bu ikisi arasındaki pozitif fark bizden istenmiş. Bu durumda bizim 13'ten 7'yi çıkartmamız gerekir. Bu da bize 6'yı verecektir. Doğru cevabımız burada C şıkkı 6 olarak gelmiştir arkadaşlar Öncelikle alt taraftaki f2x'i bir düzenleyelim. Nasıl yapıyorduk? 2x eşittir. M dönüşüm ile bunu yapabiliyorduk. Diferansiyel hesabımızdan 2 çarpı dx eşittir. 1 çarpı dm. Yani dm gelir. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde de dx'imiz 1 bölü 2 çarpı dm olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. O zaman soldaki integrali düzenlerken şöyle yaparız. f2x'in yerine ne gelmiş olur? fm gelmiş olur. dx'in yerine de 1 bölü 2 çarpı dm gelecektir. 1 bölü 2'yi dışarı yazdım. dm'yi de buraya yazıyorum. Sınırlar değiştikten sonra m'lerin yerine x yazabileceğimi biliyorum. O zaman buna göre düzenleyelim. Tabii ki şuradaki 4'ümüzü unutmayacağız. 4 ile 1 bölü 2 çarptığımızda bir kere 2 gelir. Sınırlara baktığımızda 2x M demiştik. X yerine a yazarsak 2 kere a bölü 2, 2a bölü 2'den bize a'yı vermiş olur. Üst sınır a olur. Alt tarafta da 2 kere eksi 1'den eksi 2 gelecektir. Yani sınırlarımız eksi 2'den a'ya gelmiş olur. İç tarafta ise neyi elde etmiştik zaten? fmdm'yi Bu da bize f x, -D -X verir. Bu neye eşitmiş? Eksi 2'den a'ya f x dx'e eşitmiş arkadaşlar. E baktığımızda iki taraf birbirinin aslında aynısı. Yani şöyle yaptığımızı düşünürsek. Eksi 2'den a'ya fx dx'de mesela biz r e desek. Aynısı burada gelmiş oluyor. Bu durumda aslında 2r'nin r'ye eşit olduğunu. Yani buradan 2r eksi r'nin. Dolayısıyla r'nin 0 geleceğini görmüş oluyoruz. Demek ki aslında eksi 2'den a'ya kadar fx dx kaça eşit olmalıymış? Sıfıra eşit olmalıymış. Şimdi fx'in grafiği verilmiş. Hani x ekseniyle sınırladığı alanlar yardımıyla integral hesabımızı yapabiliriz. x ekseni üzerinde kalan alanlar integralimize pozitif katkı. X ekseni altında kalan alanlarsa integralimize negatif katkı yapıyor. Hemen eksi 2'den başlayalım. Mesela eksi 2'den eksi 1'e kadar gelmiş olsak bakın hep x eksenin üzerindeyiz. Şuradaki üçgenin alanı işin içine katarız. Bir kenarı 4, bir kenarı 1 olan bir dik üçgen geliyor. Bunun alanı 4 çarpı 1 4 bölü 2'den 2 birim kare olarak gelecektir. Yani mesela biz burada eksi 2'den eksi 1'e fx dx desek bu bize artı 2 verir. Devamında şuradaki alanımız var. Bir kenarı 2, diğer kenarı 1 olan dikdörtgen 2 kere 1'den buradan da 2 gelmiş olur. Devam ettiğimizde şurada bir üçgenimiz var. O da ikiz dik üçgen. Bir kenarı bir, diğer kenarı da bir. Buranın alanı ne gelmiş olur? 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2. Şimdi hep bu tarafta pozitiflerle ilerledik. Negatiflerin gelmesi gerekir ki şurada integralimiz bizi sıfıra götürmüş olsun. Onları da şimdi işte elde edeceğiz. Mesela bakın biz şu anda 2 buradan, 2 buradan 4. 1 bölü 2 de buradan 4 artı 1 bölü 2 yani 9 bölü 2'lik bir integrale sahibiz. 9 bölü 2 birim kare bu alanların tamamı x80'in üzerinde olduğu için şu anda integralimizi 9 bölü bölü olarak veriyor. Mesela şurası bize kaçı verdi? 1'i. Mesela ben burada eksi 2'den 1'e fx dx demiş olsam bunun sonucu kaç gelecektir? 9 bölü 2 gelecektir. Ama devam ettiğimde bakın şu içini yeşile taradığım bir dik üçgen var. Bu dik üçgeninde ikiz kenar dik üçgen geldiğini görüyoruz. Burası 90 derece. Şuradaki uzunluğumuz 3 birim. Şuradaki uzunluğumuz 3 birim. Ve bu yeşil bölgenin alanı 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2 geliyor. İşte burada da negatif tarafta olduğumuz için biz bunu da için içine katarsak alt taraftan eksi 9 bölü 2 gelir. Üst taraftan da 9 bölü 2 vardı Toplamları bize. De 0 verecektir. O zaman hemen yazıyorum. Eğer ben burada eksi 2'den kaça kadar geldim? Bakın okla gösteriyorum, 4'e kadar geldim. 4'e kadar f(x) dx deseydim, zaten eksi 2'den 1'e kadar olan kısımdan 9 bölü 2 geldi, 1'den 4'e kadar olan kısımdan da eksi 9 bölü 2 gelir ve 9 bölü 2 eksi 9 bölü 2'den buradaki integral bana kaçı verecektir? 0'ı verecektir. Devam edersem artık hep x 80'in altındayım. Bakın bu çok önemli. Artık benim grafiklerim hep x 80'in altında kaldığı için integralime negatif katkı yapar ve negatif bir integral sonucu bulmuş olur. Dolayısıyla 0 elde etmek için benim burada A dediğim üst sınırı 4 olarak belirlemem gerekir. Doğru cevabım burada C şıkkı 4 olarak gelmiştir arkadaşlar. Şekil 1'de bize f türev grafiği verilmiş. E, f türev grafiğinin parçaları e, çivilerle tutturulmuş. Mesela o çivilerden çıkartılan olursa çivinin tuttuğu parça x eksenin alt tarafına geçiyor. Sanki x eksenine göre simetrilenmiş gibi oluyor. Bu durumu kullanacağız ve neye ulaşmak istiyoruz? f fonksiyonu için f 00 olduğuna göre f fonksiyonunun 3 5 kapalı aralığında bir kökü olması için şekil 2'de 1'den 3'e kadar numaralandırılmış çivilerden hangileri aynı anda sökülebilir. Bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi dikkat ediyorsanız zaten o sarı bölgeyi tutan çivi çıkartılmış ve o alt tarafa geçmiş. Şimdi elimizde eğri varken eğri ile x ekseni arasında kalan alanlar integralimize yardımcı oluyordu. Bu alanlar x ekseni ise in integrale pozitif katkı. x ekseni altındaysa da integrale negatif katkı sağlıyordu. Burada grafiğe baktığımızda neyi görüyoruz aslında? F türev sıfırında sıfır olduğunu görüyoruz. Zaten f sıfır da sıfır olarak verilmiş. Ama tabii her zaman bu olmak zorunda değil. Yani f türev sıfır 0'a eşitse f da 0 eşittir diyemeyiz. Ama biz burada f0'ın 0 olmasını kullanacağız. Mesela o 3 birim karelik alan üzerinden bir yorum yapalım. Bizim elimizdeki eğrine f türev x eğrisi. Ben buraya f türev x dx'i yazdığımda sınırlarımı 0'dan 1'e aldığımı düşünürsem doğrudan bunun eksi 3 geleceğini söyleyebilirim. Çünkü 0 1 arasında tüm alan x eksenin altında ve o tüm alan 3 birim kare. O zaman integralimizde burada 3'ün eksilisi yani eksi 3 olarak gelecektir. Peki eksi 3e takılmadan biz burada integral hesabı yapsaydık. f türev x'i integre ettiğimizde neye ulaşırdık? Fx'e. Sınırlarımız kaçtan kaça gelirdi? Sıfırdan 1'e. Bu da bize neyi vermiş olurdu? F1 eksi F0'ı verirdi. Biz bunun kaç geleceğini biliyoruz? Eksi 3. İşte F0'ı burada kullanacağız. Bakın F0 sıfırsa F1 de eksi 3 olmalı ki eksi 3 eksi sıfırdan eksi 3'e ulaşalım. O zaman biz burada F1'imizin kaç geldiğini görüyoruz? Eksi 3 geldiğini görüyoruz. Aslında şunu yapmış olduk. Bizim normalde F0'ımız neydi? Sıfırdı. Sıfırla 1 arasında F türevin sınırladığı bölgenin alanı 3 birim kare ve bu x80'in altında olduğu için ben F1'e geçerken sıfırdan bakın altta kaldığı için 3'ü ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Yani 0 eksi 3'ten ben burada eksi 3'e ulaşıyorum. Bu da bana neyi vermiş oluyor? F1'i. Mesela aynı mantıkta şöyle düşünsem. Şimdi ben bir numaralı çiviyi çıkartacağımı çıkartmayacağımı bilmiyorum. Ama şurada çıkartmadığımı düşünsem ve 2'ye kadar olan kısımda bir integral hesabı yapsam. Yani o 4 birim kare x eksenin üzerinde olsa. Hani şöyle yazsam. 1'den kaça kadar desem? 2'ye kadar. F türev x dx demiş olsam. Eğer o 4 yukarıdaysa zaten buranın sonucu 4 gelecektir. Onun dışında burası bize f verir. Sınırlarımız 1'den 2'ye gelmiştir. Ben burayı düzenlediğimde f2 eksi f1'e ulaşırım. Şimdi bunun da kaç olması gerekir? İşte o bölgenin alanı olan 4 olması gerekir. E f2'yi bilmiyorum. F1 eksi 3. O zaman burası f2 eksi eksi 3'ten f2 artı 3'ü bana verir. F2 artı 3 4 ise f2'miz de buradan 4 eksi 3'ten 1 gelmiştir. Yani burada da aslında şunu yapmış oldum. Ben f1'in kaç olduğunu biliyorum. Eksi 3 olduğunu biliyorum. Şimdi 1'den 2'ye geçerken f türevin sınırladığı bölgenin alanı 4. Aynı zamanda x ekseni üzerinde. O zaman ben burada da f2 bulmak için eksi 3'e 4 ekledim. Eksi 3 artı 4'ten kaça ulaşmış oldum? 1'e. Bu da bana f2 verdi. O zaman hani 1'den 2'ye, 2'den 3'e, burada 3'ten 5'e verildiği için 3'ten 5'e geçerken hep bir öncekinden bir sonrakini geçme işlemimde eğer alan üst taraftaysa ekleme, alan alt taraftaysa çıkarma yapacağımı söyleyebilirim. Bu şekilde ilerleyeceğim ve şunu arıyorum. Ben 3 ile 5 arasında bir kök bulmak istiyorum. Bunun için 1, 2, 3'ten hangi çivileri sökmem gerekir bunu bulmaya çalışacağım. Peki 3 ile 5 arasında bir kökün olması ne demek? Mesela biz burada neyi bulduk? F0'ın 0 olduğunu bulduk. F1'in eksi 3 olduğunu, F2'nin de 1 olduğunu. Bu aslında bize çok şey anlatıyor. Mesela şöyle grafiğimizi çizmek istesek bu y ekseni olarak gelsin. Bu da x ekseni olarak gelmiş olsun. Zaten F0'ın 0 olduğunu biliyoruz. Şurayı işaretleyelim. F1 ne geldi? Eksi 3 geldi. Negatif. Bakın şimdi şuradan işaretliyorum. Şöyle yaptım yaptım. Burada neyi işaretledim? Eksi 3'ü işaretledim. F1 ne gelmiş oldu? Eksi 3 geldi. F2 de 1 geldi. Şuradan 1'i aldım geldim geldim. Nokta nokta geldim. F2 kaç geliyormuş? 1 geliyor. Şimdi F1 negatif. F2 pozitif olduğu için arada geçerken benim kesinlikle x ekseni ne yapmam gerekir? Kesmem gerekir. Mesela F0 sıfırdı. F1 negatifti. Zaten sıfırdan negatife indiğim için sıfırda zaten x eksenini kesiyorum. Ama arada kesmemiş oldum. Ama F1'den F2'ye geçerken biri negatif biri pozitif olduğu için x eksenini kesiyorum ben ve ben bu aralıkta bir kök yakalamış oluyorum. Demek ki bir öncekinden bir sonrakine geçerken birinin görüntüsü negatif birinin ki pozitif olmalı ya da işte biri pozitifte diğeri negatif olmalı. O zaman şöyle söylememiz gerekiyor. Eğer bizim burada F3'ümüz sıfırdan küçükse F5'imiz sıfırdan büyük olmalı. Çünkü 3 ile 5 arasını biliyorum ben. Orada 7 birim karelik bir alan var. Bunun dışında eğer F3'ümüz sıfırdan büyükse F5'imiz sıfırdan ne olmalı? Küçük olmalı ki hani eksiden artıya geçiyoruz. Demek ki arada x eksenini kesiyoruz. x eksenini kestiğimizde kök elde etmiş oluyoruz diyebilelim arkadaşlar. O zaman bu mantıkla yorumlamaya çalışacağız. Hangisi bize istediğimizi verecek bunu bulmaya çalışacağız. Mesela A şıkkına bakalım. Şıklardan da gidebiliriz. Kendimizi de yakalamaya çalışabiliriz. Demiş ki 1 ve 2'yi demiş. Kaldıralım. Çivileri kaldıralım. O zaman 4 ve 2 alt tarafa gelmiş olur. Şimdi 4 ve 2 alt tarafa gelirse şöyle düşünmemiz gerekir. Şöyle 1 ile 2'nin arasında bir 4 birim kare var. 2 ile 3'ün arasında da bir 2 birim kare var. Mesela biz F0'ı ne bulmuştuk zaten? 0 bulmuştuk. Şuraya F0 0 diyelim. Bize verilmişti. 0'dan 1'e geçerken 3 birim kare alt tarafta olduğu için 0'dan 3'ü çıkarttık. F1'imiz kaç gelmiş oldu? Eksi 3 gelmiş oldu. Şimdi F2'ye geçelim. Yine 4 birim kare alt tarafta. O zaman eksi 3'ten 4 daha çıkartırım. Bu sefer F2 kaç gelmiş olur? Eksi 7. Az önce önce üstteydi. Bakın eklemiştik. Şimdi altta olduğu için çıkartıyoruz. Devam ediyorum. F3'ü bulmak istesem. Bu sefer 2 birim kare yine altta. Eksi 7'den 2 çıkartırsam. F3'üm kaç gelmiş olacaktır? Eksi 9 gelmiş olacaktır. E şimdi F3'ten F5'e geçerken. Bu sefer 7 birim kare üst tarafta. Yani F3'ten F5'e geçerken o 7'yi eksi 9'a eklerim. Ve F5'i de ne bulmuş olurum? Eksi 9 artı 7'den eksi 2. Bakın F3'ümüz de negatif. F5'imiz de negatif. Bu bize istediğimizi vermedi. İşte bu mantıkla yakalamaya çalışacağız. Hemen ben buraları bir temizlemek istiyorum. Yine aynı mantıkla yapalım. Nereden bunu yakalayabiliriz? Bunu bir bulmaya çalışalım. Mesela yalnız 3 bize istediğimizi verir mi? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi yalnız 3'ü açarsak şu 7 birim kare şöyle alt tarafa gelmiş olur. Burası bize 7'yi verir ama 4 ve 2 üstte. Yine F0 ile başlayalım. F0 sıfırdı. F1'i bulmuştuk. Kaç gelmişti? Eksi 3. Şimdi 4 üstte olduğu için az önce benim yaptığım hesap gelir. Yani burada F2'mizin eksi 3 artı 4'ten 1 gelmesi gerekir. 2 de üstte. O zaman F3'e geçerken buradaki 1'in üzerine 2 ekleriz ve F3'ümüz 1 artı 2'den 3 gelmiş olur. Bundan sonra 7 6'a indiği için F5'e geçerken şu F3'ün görüntüsü 3 ya bundan 7 çıkartırız ve F5'imiz kaç gelmiş olur? Eksi 4 gelmiş olur. Bakın F3'ümüz pozitifken arkadaşlar üçgen. F5'imiz negatif yani eksi 4 gelmiş oldu. Bu bize istediğimizi verdi. Bu durumda 3 ile 5 arasında x eksenini kestiğimizi yani bir kökümüzün olduğunu söyleyebiliriz. Hani grafiği çizmek istesek şu yine bizim y eksenimiz olarak gelsin. Şu da bizim x eksenimiz olarak gelmiş olsun. Biz şurada 3'ün görüntüsünü 3 olarak bulduk. Şuradan 3'ü aldım. Hemen işaretliyorum. Burası 3. 3'ün görüntüsü 3 gelmiş oldu. 5'in görüntüsü de eksi 4. Şuradan da 5'i aldık. Görüntüde şuradan kaç gelmiş olsun? Eksi 4 gelmiş olsun. İşte bu aralıkta grafiğimiz mesela şöyle bir grafiktir. Bu durumda da x eksenini ne yapmış oluruz? Kesmiş oluruz. İşte bu durumda yalnız 3. Yani 3 numaralı çiviyi açacağız. Diğerleri kalacak. Sarının zaten yeri belliydi. Bize istediğimizi verecektir. Doğru cevabımızın da değişikliği yalnız 3 olması gerekir. Öncelikle şu tanjant x bölü kosekant x'i bir düzenleyelim. Daha rahat yazmak için sinüsü s ile kosinüsü de c ile gösterelim. Bu durumda tanjant x'imiz s bölü c olarak gelecektir. Ee, bunu neye bölüyoruz? Kosekant x'e yani 1 bölü s'ye bölüyoruz. Burayı düzenlemeye devam edelim. İfademiz s bölü c çarpı paydamız şöyle ters döner. s bölü 1 şeklinde gelir. Bu da bize s'nin karesi bölü c'yi ne yapacaktır? Verecektir. Yani biz tanjant x bölü kosekant x'ten sin kare bölü kosu elde etmiş olduk. Şurada 1 bölü sekant var. Zaten 1 bölü sekantın bize neyi vereceğini biliyoruz. Kosinüs x'i vereceğini biliyoruz. O zaman parantez içine baktığımızda parantez içi s'nin karesi bölü c artı C gelmiş olur. Biz bunu neyle ile çarpacağız? Kosinüste yani C ile çarpacağız. Dikkatlice bir dağıtalım. C ile S kare bölü C'yi çarpıyoruz. Bu C çarpı S kare bölü C'yi bize verir. C ile şuradaki C'yi çarptığımızda da ne gelmiş olacaktır? C kare gelmiş olacaktır. Şuradaki C'ler gider. Elimizde S kare artı C kare kalır. Bu zaten sin kare x artı kos kare x'tir. Sin kare x artı kos kare x bize 1'i verir. Doğru cevabımızın burada C şıkkı 1 olması gerekir. Kosinüs pi bölü 2 eksi x'in sinüs x'e eşit olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki eşitsizliğimiz kosinüs x küçüktür sinüs x olarak gelecektir. Normalde 0 pi bölü 2 aralığındayız. 0'dan pi bölü 4'e kadar kosinüs büyüktür. Pi bölü 4'te kosinüs ve sinüs eşitlenir. Pi bölü 4 pi bölü 2 aralığında ise sinüsün kosinüsten büyük geleceğini biliyoruz. O zaman biz burada x'imiz için pi bölü 4 pi bölü 2 açık aralığını belirlemiş oluruz. Hemen 4x'e bir geçiş yapalım. Her tarafı 4 ile çarptığımızda pi küçüktür. 4x küçüktür. 4 pi bölü 2 yani 2 pi gelir. Pi ile 2 pi aralığında sinüsün hep negatif olduğunu biliyoruz. O zaman birinci bize istediğimizi vermiştir. Şimdi 2x üzerinden inceleme yapacağız. Buradan 2x'e geçiyoruz. 2 ile çarptığımızda pi bölü 2 küçüktür. 2x küçüktür. 2 kere pi bölü 2'den pi gelmiş olur. Burada tanjant üzerinden inceleme yapıyoruz. Pi bölü 2 pi aralığında tanjant hep negatiftir. Yani bu da bize istediğimizi vermiştir. Hemen üçüncüye bakıyoruz. Bu sefer 6x'e geçiş yapacağız. 6 kere pi bölü 4. 6 pi bölü 4'ten bize 3 pi bölü 2'yi verir. Küçüktür ne dedik? 6 xtedir Küçüktür 6 pi bölü 2. Oradan da 3 pi'nin geldiğini görüyoruz. 3 pi bölü 2, 3 pi aralığında düşüneceğiz. 3 pi bölü 2 ile 3 pi aralığında bir açı alıyoruz ve bunun kotanjantına bakıyoruz. Bu durumda kotanjantımızın negatif geldiği durumlar da olur. Pozitif geldiği durumlar da olur. Dolayısıyla daima negatiflik vardır diyemeyiz arkadaşlar. Mesela biz burada 3 pi bölü 2'den 3 pi'ye giderken 3 pi bölü 2 2 pi aralığında kotanjantın negatif geleceğini biliyoruz. Ama 2P'den 5P 2 pi'den 5 pi bölü 2'ye giderken kotanjant pozitif gelir. 5 pi bölü 2'den 3 pi'ye giderken de kotanjant negatif gelecektir. Yani daima negatiflik yoktur. Bu bize istediğimizi vermez. Bu durumda 1 ve 2 bize istediğimizi vermiştir. Doğru cevabımızın B şıkkı 1 ve 2 olması gerekir. Sarı üçgenin alanı ile mavi üçgenin alanını oranlamamız istenmiş. Öncelikle mavi üçgende C'deki şu 90 derecelik açımı ben bir göstermek istiyorum. Şuraya 90 dereceyi yerleştirdik. Mavi üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı yaparı kullanacağız. 90 derece ile alfanın toplamını sarı üçgendeki şu açıya yazacağız. Burası 90 derece artı alfa olarak gelmiş olacak. Ben burada bir sarı üçgenin alanını hesaplamak istiyorum. Sarı üçgeni şuraya biraz büyüterek çizeceğim. Şu AO uzunluğu gelsin. Şu OD uzunluğu gelmiş olsun. Bir de D'den A'ya birleştirdiğimizi düşünelim. Hemen buraya D'yi yazdım. Buraya O'yu, buraya da A'yı. O'daki açımızın ne olduğunu biliyoruz. 90 derece artı alfa olduğunu biliyoruz. Birim çember üzerinden yorum yaptığımız için OA uzunluğumuz da 1, OD uzunluğumuz da 1 gelir. O zaman bu üçgenin alanı sinüs alan teoreminden 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı sinüs 90 derece artı alfa gelir. Sinüs 90 derece artı alfa bize kosinüs alfayı vereceği için buradaki alan kosinüs alfa bölü 2 olarak gelmiştir. Şimdi maviyi bir çizmek istiyorum. Şu OB kenarımız olarak gelsin. Şuradan OC kenarımızı çizmiş olalım. Şurası da bize BC'yi versin. Zaten şurada 90 derecemizi elde ettik. Buraya C, buraya O, buraya da B'yi yazıyorum. Burada hipotenüs birim çemberden ötürü bir birim gelecektir. Açımız alfa. Hipotenüs birken alfanın karşısının sinüs alfa. Komşusunun da kosinüs alfa olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki alanımızda iki dik kenarın çarpımının yarısından sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2 olarak gelir. Üste elde ettiğimiz alanla Altta elde ettiğimiz alanı oranlamamız gerekiyor. O zaman üst tarafta kosinüs alfa bölü 2 var. Alt taraf şöyle ters döner. Çarpım durumunda buraya 2 bölü sinüs alfa çarpı kosinüs alfa'yı vermiş olur. Burada ikiler birbirini götürür. Kosinüs alfalar birbirini götürürse pay kısmında bir paydada ise ne kalır? Sinüs alfa kalır. 1 bölü sinüs alfa da bize neyi verecektir? Kosekant alfa'yı verecektir. Doğru cevabımızın E şıkkı gelmesi gerekir. Sorumuzda pi 2 pi bazen bizi zorlayabiliyor. Pili cinsten açıları yazmak bizi zorlayabiliyor. Gelin biz burayı 180 derece ile 360 derece arasındaymış gibi düşünelim. Açılarımızda bunların üzerinden yakalamaya çalışalım. Tabi şu eşitliğin sol tarafındaki cos x çarpı sin x bize sinüsün yarım açısını hatırlatacaktır. Hemen sinüs 2 x'i bir hatırlayalım. Neyi eşitti? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'e eşitti. Bunu elde etmek için ben burayı 2 ile çarpıyorum. Eşitlik değişmesin diye burayı da 2 ile çarpıyorum. Bakın 2 çarpı çarpı cos x çarpı sin x bize neyi verecektir? Sinüs 2x'i verecektir. Yanına bir de ne gelmiş olur? Kosinüs 2x gelmiş olur. Karşı tarafta da 2 ile 8'i sadeleştirince kök 3 bölü neyin geldiğini görüyoruz? 4'ün geldiğini görüyoruz. Ve aynı mantıkla burada da yarım açı kullanacağız. Bir tane daha 2 ile çarptım. Değişmesin diye yine 2 ile çarpıyorum. Bu sefer 2 çarpı sin 2x çarpı cos 2x bize neyi vermiş olur? Sinüs 4x'i vermiş olur. Bu da 2 ve 4'ü sadeleştirirsek bize kök 3 bölü kaçı verecektir? 2'yi verecektir arkadaşlar. Tabi denklemlerde güzel güzel bir olayımız vardı. Burada aralığımız 180, 360 diye verilmiş ama 0 küçük eşittir, x küçüktür, 360 derece deseydik. Normalde böyle bir aralıkta sinüs x eşittir, kök 3 bölü 2 gelse biz bu aralık için kaç tane kökümüzün geleceğini söyleriz? 2 tane. Yani sanki şöyle düşünürüz. Sinüs 1x dediğinde 1 kere 2'den 2 kök gelir. Ama eğer burada sinüs 1x değil de sinüs 3x eşittir, kök 3 bölü 2 diyorsa bu sefer aralıkta yine 0, 360 ise 3 çarpı 2'den kaç kökün geleceğini söyleyebiliriz? 6 kökün geleceğini söyleyebiliriz. Önemli olan burada sinüsün alabileceği bir değer olması. Tabi bu değer eksi birse, birse, sıfırsa bazen işler değişebilir. Ama bunların dışındaki değerlerde bunu söyleyebiliriz. Hani bir örnek verelim. Sıfır küçük eşittir, x küçüktür, 360 derece dedik. Mesela sinüs 7x eşittir 5 bölü 9 diyelim. 5 bölü 9 sinüsün alabileceği bir değerdir. Normalde burası sinüs 1x olsaydı 0, 360 derece arasında 2 kök gelirdi. Ama 7x olduğu için 7 kere 2'den burada 14 kökün olduğunu söyleyebiliriz. Aynı mantık burada da geçerli. Burada sinüs 4x olduğu için 0 360 derece bizim aralığımız olsaydı 4 kere 2'den 8 kök gelirdi. Ama aralık bunun yarısı olduğu için 8 bölü 2'den burada 4 kökün geleceğini yani doğru cevabın A olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bunu bilmiyor olabiliriz. Buna güvenemeyebiliriz. O zaman klasik yöntemimizde burayı bir çözelim. Şimdi hangi açının sinüsü kök 3 bölü 2 dediğimizde 60 derece aklımıza gelir. O zaman 4x eşittir 60 derece artı 360 derece K'yı yazarız. Devam ediyorum. Bir de 180 eksi 60'dan neyi yazarız buraya? 120 derece artı 360 derece K sinüs de böyle yapıyor. Her tarafı 4'e böldüğümüzde x'imiz 60 bölü 4'ten 15 artı 360 bölü 4 90 k gelir. Buradan da x'imiz 120 bölü 4'ten 30 derece artı yine 90 derece k gelecektir arkadaşlar. 180 ile 360 arasında olmamız gerekiyor. K'ya 0 verince 15 gelir o olmaz. 1 verince 90 artı 15'ten 105 gelir o da olmaz. 2 verince 90 kere 2 180 15 daha 195 derece gelir. Bunu alabiliriz. 3 verince de 3 kere 90 270 15 daha 285 derece gelecektir. 4 verince 360'ı aşarız. Bakın iki kök buradan gelmiş oldu. Burada da 2 verdiğimizde 210 derece gelir. Bunu alırız. 3 verince de 300 derece gelmiş olur. Bunu da alırız. Bunun dışındakiler 180 360 derece aralığında bulunmayacaktır. O zaman 2 kök buradan, 2 kök buradan toplamda 4 tane x değeri yakalamış oluruz ve doğru cevabımızı A şıkkı olarak işaretlemiş oluruz arkadaşlar. Sorumuzun şu giriş kısmını dikkatlice bir okuyalım. Dikdörtgen biçiminde ekranı bulunan bir tabletin cetvel uygulaması şekildeki gibi açıldığında cetvel üzerindeki kırmızı çemberde cetvelin yatay ile kaç derece açı yaptığı yer almaktadır. C noktasının bulunduğu ekranın kısa kenarı yatay ile aynı doğrultudadır. Yani biz burada tabletimizin şu kısa kenarını yatay gibi düşünebiliriz. O kısmı ben şöyle kırmızı oklarla göstermek istiyorum. Bu 15 derece ve 35 derece bu yatayla yapılan açılarmış. Mesela burada şunu kullanabiliriz. Alttaki cetvelde 30. 35 derece yazıyor ya. İşte o cetvelin kırmızı oklarla gösterdiğim yatayla yaptığı şu açı. Buna noktalı açı diyelim. O zaman kaç derece olarak gelecektir? 35 derece. Cetvelde şu kenarlar birbirine paralel geleceği için arka taraftaki şu açıda yöndeş açılardan kaç gelmiş olur? 35 derece gelmiş olur. Bunu da yazmış olalım arkadaşlar. Peki 15 dereceyi nasıl kullanabiliriz? A noktasından yataya yani tabletin o kısa kenarına paralel olacak şekilde şöyle sağ tarafa doğru geldiğimizi düşünelim. Burada da kırmızı oklarımızı kullanalım. Paralelliği göstermiş olsun. Bu durumda eğer üstteki cetvel yatayla 15 derecelik açı yapıyorsa yataya paralel benim çizdiğim ışınla da 15 derecelik açı yapar. Dolayısıyla şu aradaki açının kaç derece olması gerekir? 15 derece olması gerekir. Aynı zamanda o paralellerde Z kuralımı kullanırsam alt taraftaki 35 dereceyi Z kuralıyla üste taşıyabilirim. Yani bakın şuradaki 35 derecemi Z kuralıyla üste taşırım ve burada kaç derece gelmiş olur? 35 derece gelmiş olur. Bunları belirledik. Şu alt tarafı bir okuyalım. Ekranın uzun kenarındaki A noktasına her iki cetvelin sıfır rakamı B ve C noktalarına 7 rakamı denk gelmiştir diyor. O zaman biz burada AB'nin de AC'nin de 7 birim geleceğini çünkü 0'dan 7'ye gidiyoruz. Yani üçgenimizin ikizkenar bir üçgen olduğunu söyleyebiliriz. AB de 7, AC de 7 ise şu gösterdiğim açıya ben eğer beta açısı dersem alt taraftaki şu açıda ikizkenarlıktan beta olarak gelmiş olur. Bakın açının tamamı değil üçgen içindeki kısmına beta dedik. Lütfen burayı karıştırmayalım arkadaşlar. Şimdi burada ABC üçgenine baktığımızda 35 15 daha 50 yapar. 50 derecenin üzerine 2 tane betayı eklediğimizde bizim üçgenin iç açılar toplamı olan 180 dereceye ulaşmamız gerekir. Buradan iki tane betamız 180 50'den 130 derece gelir. Betamız da 130 bölü 2'den 65 derece olarak hesaplanmış olur. O zaman ben burada betayı 65 derece olarak buldum. Buraya 65 derece yazdığımda C noktasının olduğu yere bakarsak burada zaten kırmızıyla yazdığım bir 35 vardı. Devamında beta geldi 65. 35, 65 daha bana kaçı verir? 100'ü verir. İşte bu 100 derecenin üzerine x'i de eklediğimizde 180 dereceye yani doğru açıya ulaşmamız gerekir. Buradan da x'imiz 180 eksi 100'den 80 derece olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Sorumuzda yamuğumuzun içinde aslında iki tane kesikli çizgilerle oluşturulmuş parçalar var. Bunları bir belli edelim. Üstteki parçayı ben şöyle morla göstermek istiyorum. Bunun uzunluğuna m dediğimizi düşünelim. Alttaki parçamızı da şöyle kırmızıyla gösterelim. Buna da ne demiş olalım? R demiş olalım. Zaten orta taban alt taban artı üst taban bölü 2'dir. O zaman R eşittir 8 artı 2 bölü 2 gelir. Bu da bize kaçı verecektir? 5'i verecektir. Yani kırmızı uzunluğumuzun 5 geldiğini bulduk. Üst tarafta da benzer yamuklar anlatmış. Benzer yamuk elde etmek istediğimizde ikisinde de alt taban bölü üst taban oranı aynı olmalıymış. Bizim burada M ile elde ettiğimiz benzer yamukları gösteriyorum. Bir tanesi şu mavi ile taradığım. Diğeri ise şu yeşille taradığım olarak gelecektir arkadaşlar. Mavi ile taradığımda alt tabanımız M'dir. Üst tabanımız 2'dir. O zaman M bölü 2 yazarız. Eşittir. Yeşille taradığımda alt taban 8 üst taban M'dir. Buraya da 8 bölü M yazmamız gerekir. İçler dışlar yapınca M'nin karesi 16 gelir. M'miz de buradan 4 olarak bulunmuş olur. Yani oradaki mor parçanın uzunluğu da 4 olarak gelmiştir. Diyor ki bu yamuğun orta tabanı ile bu yamuğu benzer iki yamuğa ayıran D doğrusu arasındaki uzaklık kaç birimdir? Yani mor parçayla kırmızı parça arasındaki uzaklığı arıyoruz. Burada şuradaki 12 de bizim için önemli. Şu şekilde ilerlenebilir. Mesela bakın üst tarafta 2 var. Alt tarafta 8 var. 2'den 8'e kaç birimlik artış var? 6 birimlik artış var. Yatayda 6 birimlik artış için dikeyde 12 birimlik mesafe kaydetmişiz. Bu bize şunu söyler. O zaman yatayda E birimlik artış için dikeyde 2E birimlik bir mesafenin oluşması gerekir. Bakın morun uzunluğunu biz ne bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Kırmızının uzunluğunu kaç bulmuştuk? 5 bulmuştuk. Yatayda 4'ten 5'e 1 birimlik artış var. O zaman yatayda 1 bir birimlik artış için karşı tarafa 2 birimlik dikeyde neyin gelmesi gerekir? Uzunluğun gelmesi gerekir. Bu da mor parçayla kırmızı parça arasındaki mesafeyi bize 2 birim olarak verecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı 2 gelmesi gerekir. Sorumuzda iki satır çizgisi arası mesafeyi ya da bir satırın genişliğini biz M olarak almış olalım. Şurada ben M'yi göstermek istiyorum. Bakın şu O noktasından üstteki teğet noktasına birleştirdiğimizde M artı M'den burası bize neyi vermiş olur? 2M'yi vermiş olur. Yani bu çemberin yarıçapı 2M olarak gelecektir. Bu durumda şuradaki OA uzunluğu da 2M olarak gelir. Ben A noktasından şu üst tarafa doğru dik çektiğimde bu da yine bana bir satırın genişliği olan M'yi vermiş olur. Ben şu noktamı E noktası olarak alırsam dik çektiğim noktayı o e A üçgeni bir dik üçgen olarak gelir. Bu dik üçgende 90'ın karşısı 2m iken oradaki dar açının karşısı m gelmiştir. Bu bana 30 60 90 üçgeni verir. Yani 6x'in sağ tarafındaki şu dar açımızın kaç derece olması gerekir? 30 derece. Bu durumda 6x'e 30 dereceyi eklediğimizde o noktasındaki doğru açıyı yani 180 derece elde etmiş oluruz. Buradan 6x'imiz 150 derece, x'imiz de 150 bölü 6'dan 25 derece olarak gelecektir. X'i 25 derece olarak yakaladık. Şimdi katlamalar üzerinden yorum yapacağız. Katlamayı yaptığımızda açılarımızı, uzunluklarımızı koruduğumuzu biliyoruz. Şimdi x'imizi 25 derece olarak elde ettik. Artık sıra katlamaları kullanmakta. Katlama yapılmadan önceki konumu bir çizmeye çalışalım. Şimdi katlama yapılmadan önce şöyle bir görsele sahip olduğumuzu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Mesela buradaki açımız kağıdımızdan ötürü 90 derece. Katlama yaptığımızdaki şuradaki açımız da 90 derece olarak gelmiş olur. Örneğin alttaki şu açıyı biz beta olarak aldığımızda katlama yap şu halde beta olarak gelecektir. Şu üst taraftaki açımıza biz E açısı dersek, şuradaki açımız da E açısı olarak gelmiş olur. Bakın şu x'in bulunduğu yerde x ile 2E'nin toplamı aslında bize 90 derecelik açıyı verecektir. E x'imiz 25 derece, o zaman 25 derece artı 2E eşitliğine gelmiş olur. 90 derece gelmiş olur. Buradan 2E'miz 90 eksi 25'ten 65 derece gelir. E'miz de 65 bölü 2'den 32 buçuk derece olarak bulunmuş olacaktır. E şimdi E'yi bulduk, 32 buçuk derece olarak. Şu içini maviye taradığım üçgende E'nin, beta'nın ve 90'ın toplamı bize 180 dereceyi verir. Dolayısıyla E ile beta'nın toplamının da 90 derece olması gerekir. E 32,5 derece. O zaman 32,5 derece artı beta bize 90 dereceyi verecektir. Buradan da betamız 57,5 derece olarak bulunur. Şu alfanın ve 2 betanın bulunduğu yerde bir doğru açı 180 derecelik açımız var ve alfaya 2 betayı eklediğimizde 180 derece gelmeli. Beta 57,5 sa 2 beta 2 kere 57,5'tan 115 derece gelir. O zaman alfa 115 derecenin toplamı 180 derece yapar. Alfamız da 180 115'ten 65 derece olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın burada A şıkkı gelmesi gerekir. Öncelikle orijinden geçen eğimi de 2 bölü 3 olan y eşittir 2x bölü 3 doğrusunu bir çizelim. Şu bizim y eksenimiz olarak gelsin, şu da bizim x eksenimiz olarak gelmiş olsun. Hemen doğrumuzu şöyle çizmek istiyorum. Eğimi 2 bölü 3 olacak ve orijinden geçecek. Y eşittir 2x bölü 3'ü şu şekilde yazmış olalım. Ee, mesela şuradaki açıyı ben alfa olarak alırsam, doğrumuzun eğimi 2 bölü 3 olduğu için tanjant alfa'nın ne geldiğini söyleyebilirim. 2 bölü 3 geldiğini söyleyebilirim. Burada bir ikizkenar üçgen oluşturacağız tabanı x ekseni üzerinde olacak ve bizim bu doğrumuz o ikizkenar üçgenin ağırlık merkezinden geçecek. Ee, üçgenimizi şöyle oluşturduğumuzu düşünelim. Şu bir kenar olarak gelsin. Şu da diğer bir kenarı olsun arkadaşlar. Burada AB, AC'ye eşit olarak alındı ve BC de x ekseni üzerindeki taban olarak geldi. Şimdi ikizkenar üçgende BC tabansa A tepe açısı olarak gelir. Tepe açısından çektiğimiz dik hem kenar ortay hem de açı ortay olarak gelecektir. Bakın burası bize açı ortayı vermiş olur. Şurası 90 derece gelecek. Buraya D dersek B, D, de D eşit olarak gelmiştir. İşte kırmızı doğrumuzun bu kenar ortayı üzerinde kestiği şu noktada ağırlık merkezi olarak gelir. Buraya ben G yazmak istiyorum. Ağırlık merkezinde genellikle G'yi kullandığımız için. Bunu oluşturduktan sonra bir de orijinden ve üçgenimizin tepe noktasından geçen bir doğru çizmemiz gerekiyor. Hemen orijini şöyle işaretleyelim. Üçgenimizin tepe noktasını şöyle işaretlemiş olalım ve bu ikisini bir birleştirelim. Hani şöyle bir doğru çizeceğiz. Bu doğru da ne doğrusu olarak geliyormuş bakın. Y eşittir Ax doğrusu olarak geliyormuş, bunun da y eşittir Ax olduğunu yazdık. Biz buradaki A'yı bulmaya çalışacağız. Dikkat ederseniz buradaki A yeşil doğrunun eğimidir. Yani biz bu yeşil doğrunun eğimini arıyoruz. Şuradaki açıyı ben beta olarak alırsam, bu doğrunun eğim açısı da betadır. Buradaki eğim A olduğu için A'yı biz tanjant beta olarak da bulabiliriz. Yani tanjant betayı bulduğumuz anda sorumuzu çözmüş oluruz. Burada ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mesela alfa'nın içinde bulunduğu bir dik üçgen var. O dik üçgeni şöyle siyahla tarayarak göstereceğim. Tanjant alfa 2 bölü 3 olduğu için bu orijini de O ile gösterirsek OGD üçgeninde tanjant alfanın 2 bölü 3 olmasından faydalanabiliriz. Alfanın karşısındaki GD uzunluğuna 2R diyelim. Bu durumda komşusundaki şu OD uzunluğu 3R gelmeli ki 2R bölü 3R'den eğim 2 bölü 3 gelmiş olsun. Bunu yakaladıktan sonra hani G noktası üçgende ağırlık merkeziydi ya ağırlık merkezinde 2'ye birlik bir oran var. Şimdi A'dan G'ye kadar olan kısım G'den D'ye kadar olan kısmın 2 katı. E GD arası 2R ise burada AG arası da 2R'nin 2 katından kaç R'ye gelecektir? 4R'ye gelecektir. Bakın 4R bölü 2R bize 2'ye birlik oranı vermiş olur. Şimdi ben tanjant beta'yı aradığımı söylemiştim. Şöyle içini mora aradığım bir dik üçgen var. Bakın burada tanjant beta'yı yakalayabilirim. Bu dik üçgen A, D, o dik üçgeni. Beta'nın karşısı 4R buradan 2R buradan 6R gelmiş. Komşusu ise az önce hesapladığımız OD yani 3R olarak gelmiştir. O zaman 6R bölü 3R bana neyi verecektir? Tanjant beta'yı dolayısıyla Y eşittir AX'deki A'yı verecek. 6R bölü 3r'den 2 gelir. Aradığımız tanjant beta yani a değeri 2 olarak bulunur. Doğru cevabımızın burada B şıkkı gelmesi gerekir. Öncelikle çemberimizi bir oluşturalım ve BC çapımızı da çember üzerinde gösterelim. Şu bizim çemberimiz olarak gelsin. Şu çizdiğim çapta BC çapı olsun. Hemen buraya B, buraya da C yazdım. Diyor ki, dik koordinat düzleminde BC çaplı çemberi A ve B noktalarında kesen doğrunun denklemi verilmiştir. Diyor. Şimdi A ve B noktalarında çemberi kesmek istiyoruz. Zaten B noktası belli. Şuradan bir yerden de A noktası aldığımızı düşünelim. Şunları birleştirelim. B'den geçiyoruz. Çemberi kestiğimiz diğer noktada. A noktası olarak gelsin. Bu doğru 3x eksi 6y artı 7 eşittir 0 doğrusuymuş. Bunu da göstermiş olduk. Aynı çemberi A ve C noktalarında kesen doğru diyor. Onu da çizelim. A ve C'de kesecek doğrumuzda şöyle oluşturduğumuzu düşünelim. İşte bu doğru da e, x eksenini A virgül 0'da kesiyormuş. Y ekseni de 0 virgül 4'te. Mesela üzerinde bir nokta alalım bunun. Şu noktamız ne noktası olarak gelsin? A virgül 0 noktası. Başka bir noktamız da 0 virgül 4 noktası olarak gelsin. Şimdi biz burada A'nın kaç olduğunu bulmaya çalışacağız. Dikkat ediyorsanız aslında burada BC çap olduğu için BAC açısı çapı gören çevre açı yani 90 derece olarak gelecektir. Buradaki mavi ve yeşil doğrular 90 dereceyle kesişmişlerdir. Yani dik doğrulardır. Dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Şu 3x eksi 6y artı 7'nin eğimini bir bulalım. Biz burada y'yi yalnız bırakırsak 6y eşittir 3x artı 7 gelir. Her tarafı 6'ya böldüğümüzde y'miz 3 bölü 6 çarpı x artı 7 bölü 6 gelmiştir. İşte y'ye yalnız bulduğumuz x'in katsayısı 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 bunun eğimidir. Yeşilin eğimini de ordinatlar farkı bölü absisler farkından hesaplayalım. Burada ordinat 4 burada 0. O zaman 4 eksi 0 bölü burada absis 0 burada absis a 0 eksi a yani eksi 4 bölü a da yeşilin eğimi olarak gelir. Dediğim gibi dik doğrulan eğimleri çarpımı eksi 1'dir. O zaman 1 bölü 2 ile eksi 4 bölü a'yı çarptığımızda bizim kaça ulaşmamız gerekir? Eksi 1'e ulaşmamız gerekir arkadaşlar. Şuradaki eksiler birbirini artı yap yaparsa 4 bölü 2 tane A 1 gelir. Buradan 2 A eşittir 4'ten A'mız 4 bölü 2. Yani 2 olarak bulunur. Doğru cevabın A şıkkı gelmesi gerekir. Aslında üçgenimizin kenarlarının hep orta noktaları bize koordinat olarak verilmiş. Mesela şurayı biz D noktası, burayı E noktası, burayı da F noktası olarak aldığımızı düşünelim. Örneğin ben D'den E'ye birleştirdiğimde, şimdi D orta nokta, ADDB'ye eşit, E orta nokta, AEAC'ye eşit. Bu durumda DE orta taban gelir ve BC'nin yarısıdır. Dolayısıyla DE uzunluğunu m olarak aldığımda şuradaki BC uzunluğu da ne olarak gelecektir? 2m olarak gelecektir. Aynısını şöyle yapalım. D'den F'ye birleştirmiş olalım. Burada da e, şimdi şuradaki BF ile FC eşit olduğu için DF yine orta tabandır ve DF'yi N olarak alırsak şuradaki AC kenarı 2N olarak gelir. Son olarak şu E'den F'ye birleştirdiğimizde yine orta tabandır. Buraya R dersek şuranın tamamı 2R olarak gelecektir. İçeride içini maviye taradığım bir üçgen var. Onun çevresi M artı N artı R'dir. Benden istenen ABC üçgeninin çevresi ise 2M, 2N ve 2R'nin toplamıdır. Yani o da 2 çarpı M N artı N artı R olarak gelmiştir. O zaman ben burada M'yi, N'yi ve R'yi bulacağım. Toplayacağım ve bu toplamı 2 ile çarparak sonuca ulaşmış olacağım. Hemen o içerideki üçgeni bir çizmek istiyorum. Şurası N olarak gelsin. Şurası M olarak gelsin. Şurada R olarak gelsin. Şimdi bakın burası D noktası. Burası E noktası. Burası da F noktası. D'nin koordinatlarına bakalım. Apsis 22, ordinat 30. Yani ben buraya 22,30 diyeceğim. E'nin koordinatlarına baktığımda 46'ya 37 geliyor. Buraya 46,37 yazıyorum. F'ninkilere baktığımda 34 buradan 21 buradan gelir. Burası da 34,21'dir. Şimdi biz şuraya ne demiştik mesela? R demiştik. Hemen R'yi bir hesaplayalım. Ne diyeceğiz? Karekök içinde apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi. 46'dan 34 çıktı. Ne gelir? 12 gelir. 12'nin karesi artı 37 eksi 21 kaç yapar? 16. 16'nın karesi. Bu bizi 12 16 20 üçgenine götürür. Burası 21'im gelmiş olur. Şuraya biz ne demiştik? Hemen N'ye hesaplayalım. Karekök içinde 34 22 12 12'nin karesi 21 eksi 30 -9. eksi 9 eksi 9'un karesini 9'un karesi olarak yazarsak 9 12 15'ten burayı da 15 bulmuş oluruz. Son olarak şuradaki m'yi bulmamız gerekiyor. Onu da şurada hesaplayalım. m eşittir karekök içinde bakın 46'dan 22'yi çıkarttım. Kaç geldi? 24'ün karesi. 37'den 30'u çıkarttım. O da 7'nin karesi. Bu da bizi 7 24 25'e götürür. m'miz de 25 olarak gelir. O zaman mnr'yi topladığımızda 25 15 daha 40 20 daha 60 yapar. Buraya 60 yapınca 2 çarpı 60'dan da ABC'nin çevresi 120 olarak bulunur doğru cevabın E şıkkı gelmesi gerekir A tarafından da B tarafından da birbirine eş 30'a derecelik iki tane daire dilimi kullanacağız. A tarafından da B tarafından da 30 derecelik daire dilimleri üzerinden yorum yapıyoruz. İki tarafta da 30 derecelik daire dilimi kullandığımız için burada simetrik bir görüntüye, simetrik bir şekle e, sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunun dışında mesela şuradaki noktamı ben D noktası olarak alacağım. Hani 30 derecelik daire dilimleri olduğu için BC yarıçapsa BD de yarıçap gelir. Aynı yarıçap bu tarafta AC ve AF'ye de eşit olabilir olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Simetrik bir görüntün oluştuğunu söylemiştik. Üstteki 6'yı bu tarafa taşıyabiliriz. Alt tarafa doğru 6'yı yere paralelliği bozulmayacak şekilde e, ötelediğimizde alt tarafta da birbirine eş simetrik şeklimiz olduğu için 6'yı şöyle 3'e 3 ne yapmış oluruz? Ayırmış oluruz. 30 derecelik daire dilimlerine sahiplik. Burası bize 30 dereceyi verir. Yani burada bir 30-60-90 üçgeni oluşur. Bakın burada 30'un karşısı 3 ise yarı çap dediğimiz AC uzunluğumuz 3'ün 2 katından kaç gelir? 6 gelir. Buradaki her bir yarı çap 6 olacak Olacaktır. Bakın biz burada AC dediğimiz yarıçapı kaç olarak bulduk? 6 olarak. Hemen AC eşittir 6 yazıyorum. E şimdi AF de yarıçap olduğu için AF'miz de 6 gelir. Aynı yarıçaplar diğer tarafta da oluşacaktır. Bu durumda BC'mizin de 6 geldiğini, BD'mizin de 6 geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman mesela şuradaki AF'yi biz 6 olarak aldığımızda onun 6'sı buradaysa şu alt tarafa 10 6'dan kaç kalmış olur? 4 kalmış olur. Aynı 4'ü B'nin olduğu tarafa da taşıyabiliriz. Şu maviyle gösterdiğim kısmın 4 gelmesi gerekir. Peki ben burada elde ettiğim 30-60-90 üçgenlerinde 30'un karşısını 90'ın karşısını kullandım. O zaman şurada kaç derece oluşacaktır? 60 derece. Bunun karşısında kullanmam gerekir. 30'un karşısı 3 ise şurada 60'ın gördüğü uzunluk 3'ün 3 katından 3 köküç olarak belirlenmiş olur. E dikkat ediyorsanız şurada elde ettiğimiz 4 ile buradaki 3 kökücün toplamı sol taraftaki H'yi bize vermiş olacaktır. Yani aradığımız H değeri 4 artı 3 köküç olarak gelir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir Yarı çapları birbirinden farklı olan 4 tane çemberimiz var. Aslında bu çemberlerin tamamı değil, 4'te 1'lik kısımları elimizde. Çünkü her birinde merkez açı 90 derece olarak geliyor. Bakın burada 90 derecemiz var, burada 90 derecemiz var, burada 90 derecemiz var, burada 90 derecemiz var. 90 derecelik çember yaylarının toplamları bize aldığımız yolu verecek. Bunları bulmaya çalışacağız. Şöyle yapalım, şuradaki yarı çap uzunluğumuzu M olarak alalım. O zaman şu kısmın tamamı da ne olarak gelecektir? M olarak Gelecektir. Bakın şu alt taraftaki yarı çapı da biz E olarak alırsak. Şu mavi ile gösterdiğim kısımda ne olmalıdır aslında? E kadar olmalıdır. O da yarı çaptır. E'nin altısı üst taraftaysa şu alt tarafa da E-6 kalır. Burada dikey kenarıma baktığımda M artı +E E-6'nın geldiğini görüyorum. Peki sol tarafa bir bakalım. Şimdi şurada 4 birimlik yarı çapımız var. Yatay kenarımız M ile 4'ün toplamı yani M artı 4 olarak gelir. Alttaki yatay kenar da M artı 4 olmalıdır. M artı 4'ün e E'si burada ise sol tarafa m artı 4 eksi e'nin geldiğini söyleyebiliriz. E buradaki yarı çap m artı 4 eksi e ise şu dikey duran yarı çap da buna eşittir. Ve bunun da ne olması gerekir? m artı 4 eksi e olması gerekir. Şu dikey kenarımıza baktığımızda 4 üstte m artı 4 eksi e altta. 4'ü eklediğimizde m artı 8 eksi e'yi ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. Bakın az önce dikey kenarımızı m artı e eksi 6 bulmuştuk. Burada dikey kenarımızı m artı 8 eksi e bulduk. Bunlar birbirine eşit olmalı. Hemen m artı 8 eksi e'yi neye eşitliyorum? m artı e eksi 6'ya eşitliyorum. m'ler birbirini götürüyor. Buradan 2 e'nin 8 artı 6'dan 14. e'nin de 14 bölü 2'den 7 geldiğini ne yapmış oluruz? Belirlemiş oluruz arkadaşlar. Şimdi e'nin 7 gelmiş olması bizim için önemli. Burada e 7 bir kenarda beklesin. Bakın çevremizin kaç olduğu söylenmiş? 58 birim. Şimdi biz bir dikdörtgenin çevresini nasıl buluruz? Dikey kenarı alırız. Yatay kenarı alırız. Toplarız. Bunları 2 ile çarparız. O zaman 50 58'i 2'ye bölsek 29 gelir. Dikeyle yatayın toplamı 29 olmalıdır. Mesela burada yataya baktığımızda neydi? M artı 4'tü. Dikey neydi? M artı E eksi 6. O zaman bunların toplamı 28 olmalı. Hemen M artı 4 dedik. Bunun üzerine M artı E eksi 6'yı ekleyeceğiz. E 7 olduğu için 7 eksi 6'dan 1 gelir. Yani buraya 1 e eklediğimizde bizim yarı çevre olan 29'a ulaşmamız gerekir. Buradan 2 M'miz 29 eksi 5'ten 24. M'miz de 24 bölü 2'den 12 olarak gelmiştir. Şimdi M'yi de E'yi de bulduğumuz bulduğumuza göre her bir çemberin aslında yarıçapını bulduk. Bir kere yarıçaplardan biri 4'tü, 4'ü alıyorum. Bunun dışında yarı çaplardan biri M'ydi, M'yi alıyorum 12. Bir diğeri E'ydi, E'yi 7 olarak alıyorum. Bir diğeri ise şurada M artı 4 eksi E olarak gelmiş. M'miz 12, 4 ekledik 16. 16'dan E'yi 7'yi çıkartırsak bu da bize 9'u verecektir. İşte tüm yarıçapları ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. 4'te 1'lik çember yaylarını toplayacağız. Hemen şurada tam çemberi hesaplıyoruz. 2 çarpı pi çarpı 4 diyoruz. 90 derecelik 4'te 1'lik olduğu için bunu 4'e bölüyoruz. Artı yan taraftan 12 çarpı pi çarpı pardon 2 çarpı pi çarpı r diyeceğiz. 2'miz zaten 2 pi r'deki 2. Pi'mizi yazdık. Yarı çapta 12 olduğu için 12 dedik. Bunu kaça bölüyoruz? 4'e. 2 pi r'yi burada da kullanacağız. 2 dedik pi dedik. R'miz 7 geldi. Bunu 4'e bölüyoruz. En son burada da kullanmamız gerekiyor. Burada da 2 çarpı pi çarpı 9 bölü 4 dedik. İşte bu toplam burada karıncanın aldığı toplam yolu bize verecektir. 4 kere 2'den 8 gelir. E, burada hemen 8 pi'yi yazma istiyorum. 2 kere 12'den 24 pi gelmiş oldu. 2 kere 7'den 14 pi gelmiş olur. 2 kere 9'dan 18 pi gelecektir. Bu toplamı bizim 4'e bölmemiz gerekir. 8, 24 daha 32. E, 14 daha 46. 46, 18 daha neyi verir bize? 64'ü verir. O zaman doğru cevap 64 pi bölü 4'te elde ettiğimiz 16 pi olmalıdır. Yani doğru cevabımız E şıkkı gelmiştir arkadaşlar. Elimizde bir çember var. Bu çemberi orijin etrafında döndürüyoruz. Bu döndürme işlemini yaptığımızda çemberin merkezinin orijine olan uzaklığı değişmez. Yani iki durumda da merkezin orijine uzaklığı birbiriyle aynıdır. E zaten şu denkleme baktığımızda x eksi 7'yi sıfır yapan x değeri merkezin apsisi. y eksi 6'yı sıfır yapan y değeri yani 6 da merkezin ordinatı olarak gelir. Karşı tarafta r kare yazıyordu. R kare 13 ise r'miz de burada karekök 13 olarak bulunmuş olacaktır. Yani bizim çemberimiz merkezi 7,6 olan yarıçapı karekök 13 olan bir çemberdir. Döndürdüğümüzde ise merkezi A,9 olan yine yarıçapı karekök 13 olan bir çember olarak gelecektir. Dediğim gibi merkezin orijine uzaklığı değişmez. O zaman 7,6'nın orijine uzaklığı ile A,9'un orijine uzaklığı birbirine eşit olarak gelecektir. Orijine uzaklığı nasıl hesaplıyorduk? Şimdi orijin 0,0 olduğu için iki nokta arası uzaklık yapacağız. 7'den 0 çıktı 7. 7'nin karesi artı 6'dan 0 çıktı. 6, 6'nın karesi, bunun karekök içindeki hali, eşittir. A'dan 0 çıktı, a, a'nın karesi, artı 9'dan 0 çıktı, 9, 9'un karesi, bunun karekök içindeki hali diyebiliriz arkadaşlar. Düzenlediğimizde her iki tarafında karesini aldığımızda, 49 artı 36'dan 85 gelir. Bu tarafta bize a kare artı 81 verecektir. Bu durumda a'nın karesi eşittir 4 gelmiş olur. A'mız da artı eksi 2 olarak bulunur. Şimdi a'mız artı 2 olursa merkezimiz 2,9'dur. Yarı çapımız yine karekök 13'tür. A eksi -2 olursa merkezimiz eksi -2,9'dur. çapımız da yine karekök 13 olarak gelecektir. Diyor ki son durumda y ekseninin çember içinde kalan kısmının uzunluğu kaç birimdir? Şimdi burada hani y eksenini kestiğimiz koordinatları bulacağız. E, i̇ki farklı çemberde iki farklı koordinat elde etmiş oluruz ama e, y eksenini kestikleri nokta arasındaki uzaklık sabit olarak gelecektir. Şöyle düşünün normalde y eksenini kestiğimiz noktaları nasıl buluyoruz? x'e 0 vererek. Burada da öyle yapacağız. Mesela şurayla bir çember oluştursak ne deriz? x eksi 2'nin karesi artı y eksi 9'un karesi eşittir. Kök 13'ün karesinden 13 deriz. Diğeri ile oluşturduğumuzda y eksi x eksi eksi 2'den x artı 2'nin karesi artı y eksi 9'dan y eksi 9'un karesi eşittir. Kök 13'ün karesinden 13 demiş oluruz. Şimdi dediğim gibi y eksenini kestiğimiz noktaları bulmak için x'e 0 veririz. Bakın burada x'e 0 verdiğimizde burası eksi 2'nin karesinden 4 gelir. Burası da artı 2'nin karesinden 4 gelir. Yani bizim çözümümüzü değiştirmez. Buna dikkat edelim arkadaşlar. O zaman 4 4 artı y eksi 9'un karesi eşittir 13 dedik. Burada da 4 artı y eksi 9'un karesi eşittir 13 demiş olduk. İkisinden birini çözelim. y eksi 9'un karesi eşittir. 13 eksi 4'ten 9 gelir. Buraya 9 yazdığımızda y eksi 9'un karesi 9 sa y eksi 9 kaç olabilir? 3'te olabilir. y eksi 9 eksi 3 de olabilir. Buradan y'miz 12. Buradan da y'miz 6 olarak gelecektir. İki tane nokta bulduk. Birinde ordinat 12 diğerinde 6. Zaten x'lerine 0 vermiştik. y ekseni üzerindeydi bunlar. Hemen çizer Dersek şöyle bakın şu y ekseni bu da x ekseni olarak gelirse x'imiz 0 y'miz 6 o zaman şurada 0,6 noktası. x'imiz 0 y'miz 12 burası 0,12 noktası aralarındaki uzaklıkta 12 eksi 6'dan 6 birim gelir. Doğru cevabımızın a şıkkı 6 olması gerekir. Şekil 1'e baktığımızda şuradaki dairemizin yarı çapını R olarak aldığımızı düşünelim. Hemen suyumuzun hacmini bir hesaplayalım. Taban yarı çapımız R olarak geldi. Yüksekliğimizin de 4 geldiğini biliyoruz. Neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. O zaman suyun hacmi pi çarpı R'nin karesi öyle değil mi? Çarpı yükseklik 4 bölü 3 olarak gelecektir. Aynı suyu sağ tarafta da kullanacağız. Yani aynı hacmi kullanmış olacağız. Eşittir diyelim burada bir hacim hesabı yapalım. Burada da şu kullanacağımız yarıçapın ne olduğunu bilmiyoruz. Buranın da ne olduğunu düşünelim mesela K olduğunu düşünelim. Yüksekliğimiz zaten 9 olarak gelmiş olacak. O zaman şekil 2'deki hacmi hesaplarken pi çarpı K'nin karesi çarpı yükseklik 9 bölü 3'ü kullanmamız gerekir. İki tarafta da 3 olduğu için bunlar birbirini götürür. Pi'ler birbirini götürmüş olur. Elimizde 4 tane R kare eşittir. 9 tane yani k'nin karesi kalır. 9'u bu tarafa, r'yi bu tarafa, r kareyi bu tarafa aldığımızda 4 bölü 9 eşittir k'nin karesi bölü r kare gelir. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda k bölü r 2 bölü 3 olarak gelecektir. Karesi 4 bölü 9 gelsin diye. O zaman biz burada k eğer 2 ise şuradaki r'nin kaç geldiğini görüyoruz 3. Aynı r'yi buraya taşıyacağız çünkü şöyle ters çevirmiştik. Yani ben şurayı şöyle uzattığımda bunun uzunluğu kaç birim gelmiş olacaktır? 3 birim gelmiş olacaktır. Bakın şu şekilde birleştirdiğimizde şöyle uzattığımızda bu da yükseklik olarak gelir. Burada bize 90 dereceyi, burada bize 90 dereceyi verecektir. Bundan sonra benzerlik yapacağız. Bakın şuradaki yüksekliğimizin kaç geldiğini görüyoruz. 9. Devamındaki şu parçanın da m birim olduğunu düşünelim. Bizden istenen soru işareti 9 ile m'nin neyidir? Toplamıdır. Benzerlik yapıyorum. 9'un 9 artı m'ye oranı. Alttan yukarı doğru benzerlik yapıyorum. Eşittir ne diyeceğim? Şuradaki 2 ile buradaki 3'ün oranı. O zaman 9 bölü 9 artı m bana 2 bölü 3'ü verir. İçler dışlar yapınca 27 eşittir 18 artı 2M'ye gelmiş olur. Buradan 2M'miz 27 eksi 18'den 9 gelir. M'miz de 9 bölü 2 yani 4 buçuk olarak bulunmuş olacaktır. Ama biz M'yi değil 9 artı M'yi arıyoruz. 9'a M'yi 4 eklersek 9 artı 4 buçuktan 13 ulaşmış oluruz. Doğru cevabımız da burada B şıkkı gelir arkadaşlar. Arkadaşlar, denememizde bulunan matematik ve geometri sorularının çözümlerini tamamlamış olduk. Diğer çözümlerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.